Herkese günaydın. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz. Hepinize iyi bir gün geçirmeyi temenni ediyor. Öğle açıyoruz uyandırma servisini. Gelin derhal bakalım. Memlekette neler var, neler yok, neler olmuş, neler bitmiş. Başlıklar halde ekranlarınıza getirelim. Ara Güler'i kaybettik. Dünya ünlü foto muhabir Ara Güler 90 yaşındaydı. Hastanede tedavi altındaydı. En son yoğun bakıma alınmıştı. İşte sabah gece geç saatlerde de hayatını kaybettiği ilan edildi. Ara Güler'e ilişkin çok önemli notlar var. Birazdan sizlerle onu paylaşacağız. Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girişinin ardından bir daha haber alınamayan Cemal Kaşıkçı muammasına ilişkin soruşturma devam ediyor. Önceki gün Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda 9 saat inceleme yapmıştı Türk polisi ve olay yeri inceleme ekipleri. Ardından dün akşam saatlerinde konsolosun rezidansına girildi. Konsolosun rezidansında da yine 9 saate yakın inceleme yapıldı. Gece 1 sularında oradan olay yeri inceleme ekipleri ayrıldı. Ardından bir kez daha konsolosluk binasına gidildi. Konsolosluk binasında ki ikinci inceleme de aşağı yukarı yarım saat 40 dakika kadar önce sona erdi. Bütün bu 3 incelemenin neticesinde ortaya ne çıktı? Ona da birazdan yakından bakacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Moldova'da seyahat öncesinde Türkiye'ye gelen Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi. Mike Pompeo'yu kabul etti. Pompeo Riyad'dan gelmişti. O da Cemal Kaşıkçı muammasının nasıl aydınlatılacağı konusunda hem Amerika'dan hem de Riyad'dan aldığı bilgileri getirdi İstanbul'a, Türkiye'ye. Ona da yakından bakacağız birazdan. 3. Havalimanı tarihin havalimanında tarihi açılış için artık gün sayılıyor. Kusursuz bir operasyon ve taşınma süreci içinde 3000 kişiyle son bir deneme yapıldı. O denemeden de özel görüntüler var. Onları getireceğiz ekranlarımıza. Çöl tozları Türkiye'nin iç kesimlerinde etkisini göstermeye başladı. Yavaş yavaş evvela Güneydoğu kıyılarda tesirli olacak demiştik ama artık o Güneydoğu kıyılardan daha da içeriye doğru, Türkiye'nin tamamına doğru artık çöl tozlarının girmeye başladığını söyleyebiliriz. Peki bu neye yol açacak? Onu da inceleyeceğiz programın ilerleyen dakikalarında. Uyandırma servisi başladı efendim. Kaşıkçı muammasını çözmek için incelemeler devam ediyor. Önceki gün Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 9 saat süren bir olay yeri inceleme çalışması yapılmıştı. Dün akşam da konsolosun rezidansına girildi. Rezidans didik didik arandı ve teknik inceleme yapıldı. 9 saat sürdü aşağı yukarı buradaki incelemeler. Gece 1 sularında rezidanstaki inceleme tamamlandıktan sonra ekiplerin merkeze geri dönecekleri zannediyordu ama öyle olmadı. Oradan bir ekip ikiye ayrıldı. Bir ekip konsolosluğa geri döndü ve konsoloslukta bir kez daha inceleme yaptı. O incelemede aşağı yukarı yarım saat 40 dakika öncesine kadar devam etti. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim'den beri kayıp. Tüm dünya onu konuşuyor. Gözler Türkiye'de. Ankara ve Riyad'ın üzerinde anlaştığı ortak çalışma grubu incelemelerine devam ediyor. Türk ve Suudi ekipler ilk incelemeyi konsolosluk binasında yapmıştı. Sıra konuta geldi. Aslında çalışma 16 Ekim'de yapılacaktı. Ama Suudi yetkililer konutta aile var diye incelemeyi bir gün erteledi. Çarşamba günü öğleden sonra konsolosluk konutuna ilk gelen ekip Suudiler oldu. Ortak çalışma grubu için Türkiye'ye gelen Suudi ekip an itibariyle şu anda başkonsolosun konutuna giriş yaptılar ve onların buraya gelmesiyle birlikte konut önünde ciddi bir hareketlilik yaşandı. Ekip şu anda içeride inceleme yapıyor. Çok geçmeden Türk ekibi de konuta geldi. Ekip ikisi olay yeri inceleme olmak üzere toplam 4 sivil plakalı araçla geldi. Soruşturma için en kritik dakikalar yaşanıyor an itibariyle. İşte beklenen Türk ekibi şu anda Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nun konutunun olduğu noktaya geliyor. Olay yeri inceleme aracını görüyorsunuz. Gerçekten de şu anda çok önemli anlar yaşanıyor. Zira Türk ekiplerinin gelişi son derece önemliydi. Bir saat önce de Suudi ekipler gelmişti ve iki ortak çalışma grubu an itibariyle buluşmuş olacaklar. Türk ekiplerinin içeriye girmesiyle birlikte. Ekipte İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerine bağlı uzman personel yer aldı. Yanlarında getirdikleri ekipmanları araçlardan indirerek başkonsolosluk konutuna girdi. Su motoru ve jeneratör dikkat çekti. Konut içinde başlatılan çalışmalarda mavi ışık ile birlikte luminol denilen yöntemle DNA izi arandı. Zaman zaman konutun çatısında da arama yapıldı.
Konutun üzerinde olay yeri inceleme ekiplerine ait bir drone ile de aramalar gerçekleştirildi. Konuttaki inceleme çok yönlü olarak devam ediyor ve an itibariyle bakın drone kaldırıldı ve başkonsolosluk konutu şu anda havadan görüntüleniyor ve konut çevresindeki her türlü detay hava kamerasıyla yani drone görüntüsüyle an be an görüntüleniyor ve oradaki görüntüler içerideki olay yeri inceleme ekiplerine an be an iletiliyor. Eğitimli polis köpekleri de aramalara dahil edildi. Çalışmalar, incelemeler tam 7 saattir aralıksız devam ediyor. İşte tam da başkonsolosluk konutunun önünü görüyorsunuz. Ekipler içeriye bir giriyor, bir çıkıyor ve birkaç saat daha çalışmaların süreceği tahmin ediliyor. Konuttaki inceleme ve arama çalışmaları gece saat 2 sıralarında sona erdi. Konuttan ayrılan olay yeri inceleme ekipleri bu defa daha önce de inceleme yapılan Suudi Başkonsolosluğu binasına geçti. Arama ve inceleme çalışmaları bu kez konsolosluk binası ve bahçesinde devam etti. Olay yeri inceleme ekipleri sabaha karşı 5.30 sıralarında çalışmalarını tamamladı ve konsolosluktan ayrıldı. Cemal Khashoggi'nin kaybolmasına ilişkin sır perdesi henüz aralanabilmiş değil. Fakat Arabistan'a tepkiler devam ediyor. Amerikan Başkanı ise hem Suudi Arabistan'a gözdağı verme hem de Veliaht Prensi koruma telaşında. Cemal Khashoggi'nin akıbeti hala dünyanın bir numaralı gündem maddesi. ABD Başkanı Donald Trump Suudi Veliaht Prens ile bir kez daha görüştü. Sosyal medyadan açıklama yaptı. Bir kez daha Prens Muhammed'in olay hakkında bilgisi olmadığını söyledi. Ardından bir televizyon kanalının sorularını yanıtladı. Suudi Kral ve Veliaht Prens'in olayda dahli olup olmadığının kritik nokta olduğunu vurguladı. Trump, Türkiye'nin konuyu çok güçlü bir şekilde incelediğini de söyledi. Suudi Arabistan ve Türkiye'nin ortak çalıştığını ifade etti. Bir açıklamada yardımcısı Mike Pence'ten geldi. Mr. Khashoggi was murdered. We need to know who was responsible. We need to hold those. Khashoggi krizinde Beyaz Saray ve Kongre her geçen gün biraz daha ayrışıyor. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'dan sert bir açıklama daha var. Hedefinde Veliaht Prens Muhammed vardı. This guy's got to go. Saudi Arabia, if you're listening, there are a lot of good people you can choose, but MBS has tainted your country and tainted himself. İngiliz The Guardian gazetesi de Graham'le hemen hemen aynı görüşte. Veliaht Prens'in olayla bağlantısı varsa tahta geçmemesi gerektiğini yazdı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan da açıklama geldi. Türkiye ve Suudi Arabistan'ın ortak hareket etmesini memnuniyetle karşıladığını belirtti. Sonuçların dünya kamuoyuyla paylaşılacağını umuyorum ifadesini kullandı. Riyad'da tepkiler de sürüyor. IMF Başkanı Christine Lagarde, Suudi Arabistan'daki geleceğe yatırım girişimi konferansına katılmaktan vazgeçti. Londra Borsası'nın üst yöneticisi David Schwimmer de konferansa katılmıyor. Bu konferans daha önce birçok önemli isim tarafından da boykot edilmişti. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da endişe duyduklarını bir kez daha dile getirdi. Yaşanan olayların ışığında Suudi Arabistan'a yapacağı seyahati ertelediğini açıkladı. Und was meine Reisepläne angeht, wir hatten das tatsächlich vorgesehen im Rahmen des Dialoges mit Saudi-Arabien. Das werden wir jetzt noch einmal abwarten. Khashoggi'nin yazarı olduğu Washington Post gazetesinden de açıklama geldi. Gazetenin CEO'su Fred Ryan konuştu. Suudi Arabistan'ın Khashoggi'nin ailesine tam ve dürüst bir açıklama yapmak zorunda olduğunu söyledi. ABD'li ünlü oyuncu Jared Butler da son filminin tanıtımı için Suudi Arabistan'a yapacağı ziyareti erteledi. Butler, Veliaht Prens'le de görüşecekti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı mekik diplomasisi yürütsün diye Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu görevlendirmişti. Mike Pompeo evvela Riyad'a gitti. Oradan dönüşünde de Türkiye'ye geldi. Türkiye'de damat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moldova ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda Erdoğan'la buluştum. Orada aşağı yukarı 40 dakika bu mesele konuşuldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sürpriz bir şekilde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü. Görüşme Ankara'da Esenboğa Havalimanı Şeref Salonu'nda yapıldı. Çünkü Erdoğan Moldova'ya hareket edecekti. Erdoğan-Pompeo görüşmesi 40 dakika sürdü. Görüşmede Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan vardı. ABD tarafındaysa Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey dikkat çekti. Münbiç yol haritasının uygulanması dahil birlikte atacağımız adımları da değerlendirmiş olduk. Erdoğan-Pompeo görüşmesinden sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ABD Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. 30 dakikalık görüşme sonrasında kameraların karşısına geçen Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan-Pompeo görüşmesinde ele alınan Cemal Kaşıkçı olayına değindi. Odağında Suudi konsolosun Türkiye'den ayrılması vardı. Kendisi sınır dışı edilmiş değil. Ne zaman gelip gelmeyeceği konusu da benim işim değil. Ama başkonsolosun özellikle bu olay gerçekleştikten sonra, yani Kaşıkçı'nın kaybolmasından sonra bazı yaklaşımları tabii ki tepki topladı. Özellikle dalga geçer gibi dolapları açıp da bak işte burada yok gibi demesi, saygısızca davranması doğru bir yaklaşım değildi. Bakan Çavuşoğlu Pompeo görüşmesinde Münbiç yol haritasının da ele alındığını vurguladı. Türkiye ABD'ye gecikmeyi hatırlattı. ABD ise tepkiyi haklı buldu. Bir gecikme olduğunu kendileri de kabul ediyorlar. Sahadaki çalışmalarda gecikme olabilir ama önemli olan bunun safsaklanmaması, ortak devriyenin de bir an önce başlaması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pompeo görüşmesinde Münbiç konusundaki kararlı tutumunu ise sürdürdü. Sayın Cumhurbaşkanımız şu mesajı da verdi. Eğer burada sizin zorluklarınız varsa, Türkiye olarak biz buradan bu teröristleri temizleriz. Ve ABD'nin Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımları Çavuşoğlu konunun görüşmede ele alındığını söyledi ve yaptırımlar zaten saçma sapan şeylerdi dedi. Artık ilişkilerimizde yani böyle yaptırım gibi veya diğer konuların olmaması gerektiği konusunda hemfikiriz. Kendileri de bunu söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Türkiye'den ayrıldı. 1-2 saat sonra da ABD Dışişleri Bakanlığı Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili Türkiye'ye yardımcı olabileceklerini açıkladı. Açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mike Pompeo'yu kabulü sırasında ABD'li Dışişleri Bakanı'nın olaydan duyduğu endişeyi dile getirdiği vurgulandı. Foto muhabir Ara Güler, kendisine fotoğraf sanatçısı ya da fotoğrafın duayeni falan denmesinden hoşlanmazdı. Ben bir foto muhabiriyim diye anlatırdı kendini ve son gününe kadar da bu ruhunu kaybetmemeye çalıştı. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük isimlerini, siyasi liderlerini, müzik ve sanat dünyasının en önemli isimlerini fotoğraflayan, belgeleyen, hatta zaman zaman şöyle denmişti. Ara Güler olmasaydı bu adamın hiç fotoğrafı olmayacaktı dedikleri belgeye sahip, belgeyi dünyaya armağan etmiş bir adam. Ara Güler 90 yaşında hayatını kaybetti. Fotoğraf bir ustasını kaybetti. Duayen fotoğraf sanatçısı Ara Güler 90 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Güler konjestif kalp yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği ve periferik arter hastalığı nedeniyle Şişli Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Dün akşam saat 22.10 sıralarında kalp ve solunum durması sebebiyle müdahale edilerek yoğun bakıma alındı. Yorgun kalbi yoğun bakımdayken bir kez daha durdu. Bu kez müdahalelere yanıt vermedi. Ölüm haberini doktoru açıkladı. Saat 23.05'te kalp atımı ve solunumu tekrar duran Sayın Güler, yapılan tüm müdahalelere yanıt vermemiş ve saat 23.20'de vefat etmiştir. Ülkemizin, yakınlarının ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Yakınları, sevenleri hastaneye akın etti. Çok severdim ve hukukumuz da çok derindi. Ben basın camiasının, sanat camiasının, Türkiye'nin başı sağ olsun diyorum. Açıkça söylemek gerekirse bir ustamı, bir babamı kaybettim diyebilirim. 17 yaşımdan itibaren onu tanıdım ama
10'lu yaşlarımda onun fotoğraflarıyla dünyayı ve Türkiye'yi keşfetmeye başlamıştım. Bütün insanlığın ve bütün dünyanın son derece değer verdiği eşsiz bir insanı kaybettik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, duayen fotoğraf sanatçısı Güler'in ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti. Erdoğan yayınladığı taziye mesajında, Türkiye'nin yetiştirdiği ünlü fotoğrafçı Ara Güler Usta geriye bıraktığı eserleriyle hep hayırla yad edilecek, dedi. Ara Güler, 20. yüzyıldan 21. yüzyıla uzanan geniş bir zaman diliminde insanlığın ortak kültürüne, ulusal veya küresel siyasete, bilim araştırmalarına damgasını vurmuş pek çok insanın portre fotoğraflarıyla tanınıyordu. Pablo Picasso'dan Winston Churchill'a, Sophia Loren'den Alfred Hitchcock veya Salvador Dali'ye sayısız ünlünün fotoğraflarını insanlığın arşivine kazandırmıştı. Ancak asıl aşkı İstanbul'du. Doğup büyüdüğü, her zaman büyük bir aşkla bağlı olduğu İstanbul'un son 100 yılını fotoğrafladı. Mesleği sorulduğunda her zaman foto muhabiriyim diyen Ara Güler, 1928'de İstanbul'da doğdu. Daha çocuk yaşlardayken sinemacı olmayı hedeflemişti. 1950'de Yeni İstanbul Gazetesi'nde gazeteciliğe başladığında yaşam rotası da belli olmuştu. ...90 yıllık yaşamında tanık olduğu her olayı görüntüledi. Türkiye'nin ortak belleğine büyük bir arşiv bıraktı. Ara Güler, ünlü Kodak firmasının son makara filminin hediye edildiği ve bu makara ile son kez geleneksel tarzda 30 kare fotoğraf çekmiş sanatçı olarak da tarihe geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Moldova'da 2 günlük resmi bir ziyaret için, iki ülke arasındaki ilişkiler stratejik ortaklık seviyesine yükseliyor Moldova ile Türkiye arasında. Erdoğan Moldova'ya FETÖ konusunda da uyarılarda bulundu. Bu imzalar Türkiye ile Moldova arasında yeni bir dönemin başlangıcı. İki ülke aralarındaki ilişkiyi stratejik ortaklık seviyesine çıkarıyor. Stratejik ortaklar birbirlerini hayati çıkarlar söz konusu olduğunda tereddüt etmeden desteklerler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Moldova'ya sabah saatlerinde gitti. Başkent Kişinev'de mevkidaşı Igor Dodon tarafından resmi törenle karşılandı. İki cumhurbaşkanı baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı. Ardından iki ülke ilişkilerini stratejik ortaklığa çıkaran açıklama imzalandı. Erdoğan Moldova'yı FETÖ konusunda uyardı. Özellikle FETÖ ile ortak mücadelemizde Türk halkının Moldovalı dostlarından beklentisi gereken desteği tereddütsüz bir şekilde gösterebilmesidir. Bu terör örgütü aynı çalışmalarını şu anda Moldova'da da yapmak suretiyle, devletin kademelerine sızmak suretiyle burada da aynı adımları atabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmak istediklerini söyledi. Bu ülkeye bankacılık yatırımı da yapılacak. İki devlet bankası çalışma yaptı. En kısa zamanda bu iki bankamızdan biri veya ikisi Moldova'da şubelerini açacaklar. Moldova Cumhurbaşkanı Türkiye'nin ulusal çıkarlarını koruma konusunda kendileri için örnek olduğunu söyledi. Ülkenin milli kahramanı Bohdan Prensi Büyük Ştefan'ın Topkapı Sarayı'nda sergilenen kılıcının replikasını istedi. Üstesna eserler bölümünde bunlar duruyor, orijinalleri. Bu müstesna eserler bölümünde duran bu tür objeleri çıkarmak yasak olduğu için bunları çıkarmıyorlar. Ancak replikasını, bir tanesini Romanya'ya verdik. Bir replikada Moldova'ya yaptırılmak suretiyle sizlere en kısa zamanda onu yetiştireceğiz. Moldova Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhuriyet nişanı verdi. Cumhurbaşkanı daha sonra Türkiye'nin katkılarıyla yenilenen Moldova Cumhurbaşkanlığı binasının açılışını yaptı. Bu binanın ülke için sembolik önemi var. Moldova Cumhurbaşkanı da basın toplantısında Türkiye'ye yenileme için teşekkür etmişti. Daha sonra hükümet binasında Moldova Başbakanı Pavel Filip'le bir araya geldi. Görüşmeden sonra ikili anlaşmalar imzalandı.
Ve Türkiye-Moldova arasında kimlikle seyahat süreci başlayacak. Moldova'nın Ankara Büyükelçisi açıkladı. Yasal süreç tamamlandı. Ziyaretin çok çok önemli olduğunu söyledi. Anlaşmaların iki ülke arasındaki ilişkilere stratejik anlam kazandıracağını belirtti. Büyükelçi, Moldova ve Türkiye arasında kimlikle seyahatin başlayacağını ifade etti. Yasal süreç tamamlanmış oldu. İki ülkenin iş adamları ve turistleri kimlikle seyahat edecek. Böylece iki ülke arasındaki engelleri de kaldırıyoruz diye konuştu. Dün bu saatlerde sizlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine hakaret içeren pankartı taşıyan ODTÜ'lü öğrencileri külliyede kabul ettiğini söylemiştik. O kabulden sonra ikinci bir adım daha geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kişisel olarak açtığı davayı da geri çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ODTÜ'lü gençlere açtığı davadan vazgeçti. ODTÜ'lü öğrenciler mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren pankart taşımıştı. Erdoğan da öğrenciler hakkında dava açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan o pankartı taşıyan 5 öğrenciyle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet etti. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davayı geri çekeceği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın da söz konusu davayı geri çekmek için hazırlanan dilekçeyi mahkemeye sundu. Dilekçede atılı suçtan dolayı yapılan soruşturma sürecinde sanıkların eylem nedeniyle üzüntü ve özür içeren beyanları, sanıkların genç ve öğrenci oluşları da dikkate alınarak Cumhurbaşkanımız tarafından sanıklarla ilgili vaki şikayetimizden feragat edilmesi talimatı verilmiştir ifadeleri kullanıldı. Davayı geri çekme dilekçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerin siyasetle ilgilenmesinden büyük memnuniyet duyduğu belirtildi. Avukat Hüseyin Aydın'ın dilekçesinde ancak gençlerin düşüncelerini ifade ederken sorumsuz siyasetçilere özenerek hakarete tevessül etmesi Cumhurbaşkanımızın tasvip edeceği bir hal tarzı değildir cümleleri dikkat çekti. CHP Genel Merkezi önünde yine eylem manzaraları vardı ancak bu defa biraz daha farklı bir manzara gelecek ekranlarınıza. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden haksız yere işten çıkıldığını öne süren Mahir Kılıç, Cumhuriyet Halk Partililer tarafından tekme tokat dövüldü. Acımadılar, hakkını arayan işçiyi tekme tokat dövdüler. Görüntüler CHP Genel Merkezi'nin önünden. CHP Genel Merkezi bir süredir eylemlere sahne oluyor. Daha önce Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyenlerin eylem durağı haline gelen CHP Genel Merkezi önünde bu kez başka bir manzara vardı. Mahir Kılıç iddiasına göre haksız yere İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işten çıkarıldı. Kılıç işini geri istedi ancak çaldığı tüm kapılar yüzüne kapandı. O da önce oturma eylemine ardından da açlık grevine başladı. CHP Genel Merkezi önünde 69 gündür oturma eylemi ve 36 gündür de açlık grevi yapan Mahir Kılıç, Cumhuriyet Halk Partililer tarafından sebepsiz yere tekme tokat dövüldü. O şiddet dakikalarca sürdü. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle son bulan olay sonrasında eylemci Mahir Kılıç pes etmedi. İşine geri dönene kadar açlık grevini sürdüreceğini söyledi. Her zaman halktan ve emekten yana olduğunu üzerine basa basa tekrarlayan CHP'nin genel merkezi önündeki bu görüntülerse yine arşivlerdeki yerini aldı. Ekonomik saldırılar başladığında döviz kuru, döviz kurşunu haline geldiğinde kriz tellalları da işbaşı yapmıştı. Türkiye'nin artık borçlarını çevirmekte zorlanacağını iddia ediyorlardı. Ancak kriz tacirlerini yalanlayan açıklama Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan geldi. Türkiye 2 milyar dolarlık tahvil ihracatına çıktı. Ekonomimize yönelik saldırının doğrudan ezanımıza ve bayrağımıza yönelik saldırılardan hiçbir farkı yoktur. Amaç aynıdır. Amaç Türkiye'yi ve Türk milletini dize getirmektir, esir almaktır. Biz boynuna boyunduruk vurulmasındansa boynunun vurulmasını tercih eden bir milletiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ekonomisine yönelik saldırılar başladığında
hem durumu ilan etmiş hem de Türkiye'nin bu saldırıları bertaraf edeceğini söylemişti. Dövizin Ağustos'ta bir anda 7 lira seviyesine kadar yükselmesi başlı başına bir ekonomik suikast girişiminin delilidir. Amerikan yönetiminin ülkemizin egemenlik haklarına açıkça saygısızlık olan taleplerine cevap vermedik diye böyle bir sonucun ortaya çıkması meselenin tamamen siyasi olduğuna işaret ediyor. Her şeyden önce şunun bilinmesi lazım. Türkiye bir hukuk devletidir, bir kabile devleti değildir. Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırıyı görmezden gelenler hem karamsar tablolar çiziyor hem de Türkiye'nin borcunu çeviremeyecek hale geleceğini iddia ediyordu. Ama öyle olmadı. Türkiye bir yandan ekonomik önlemler aldı, diğer yandan da uluslararası alanda önemli adımlar attı. Ve bu sürece dair Hazine ve Maliye Bakanlığı iki önemli bilgiyi paylaştı. Biri, Türkiye'nin yurt dışına tahvil ihracatı için çıktığı ihaleye 3 kat fazla talep gelmesi. Yani yabancı yatırımcıya Aralık 2023 vadeli 2 milyar dolarlık tahvil ihracatı duyurusu yapıldı. 6 milyar dolarlık talep geldi. Paylaşılan bir başka önemli ayrıntıysa tahvilin %60'ını Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yatırımcıların satın almış olması. Onun ardındansa %23 ile İngiltere'deki yatırımcılar geliyor. Ve tahvilin yine %11'ini de diğer Avrupa ülkeleri satın aldı. Yani hem ABD hem de İngiltere'deki yatırımcılar birdenbire Türk ekonomisine güveniyoruz mesajı vermiş oldu. Sevgili seyirciler, 3. Havalimanı'nda tarihi açılışı için artık geriye doğru gün sayılıyor. Bu tür büyük yerlerin açılışında, açılışı öncesinde daha doğrusu şeyler yapılır, tatbikatlar yapılır. Yani gerçekten havaalanı açıldığında neyle karşı karşıya kalınacağının görülmesi için tatbikatlar yapılır. Birkaç tatbikat yapılmıştı biliyorsunuz havalimanında. Şimdi en büyüklerinden biri daha yapıldı. Yolcular, valizleri, check-in işlemleri. Yeni havalimanında son deneme yapıldı. Süreç sorunsuz atlatıldı. Artık tüm gözler 29 Ekim'de. Tarihi açılışın yapılacağı günde. 29 Ekim 2018'de açılacak dünyanın tek çatı altındaki en büyük havalimanında hazırlıklar bitme aşamasında. Havalimanının operasyona başlamadan önceki en önemli unsurlarından sayılan operasyonel hazırlık ve havalimanı taşınması süreci İstanbul'un yeni havalimanında devam ediyor. 16 Ekim'de son deneme çoğunluğu üniversite öğrencisi 3000 kişinin katılımıyla yapıldı. Bu 3000 kişi İstanbul'a inen ya da İstanbul dışına gidecek yolcu rolü yaptı ve havalimanının operasyon akışı denendi. Geliriz abi, sana da geliriz. Hadi, bir şey yok. Türk Hava Yolları'na ait 3 uçak yeni havalimanına indi. 2000'e yakın havalimanı personeli görev başındaydı. Deneme 9000 bagajla başarıyla gerçekleştirildi. Yolcuların valiz alımlarından, kontuarlarından geçişine kadar tüm detaylar test edildi. Çöl tozları önce ülkenin güneydoğusunda etkili olmuştu. Suriye sınır hattında Urfa, Mardin civarlarında kendini gösteriyordu. Fakat yavaş yavaş artık rotasını Türkiye'nin iç kesimlerine doğru da çevirmeye başladı. İç Anadolu, hatta önümüzdeki günlerde Marmara'ya, Karadeniz'e kadar ulaşabileceği ifade ediliyor. Türkiye hem bir taraftan bu toz bulutunun etkisi altına girmek üzere şu anda, hem de yeni bir yağışlı hava sistemi geliyor. Türkiye güneydoğudan yurda giriş yapan toz bulutunun etkisinde. Çöl tozları özellikle yurdun iç kesimlerinde etkisini gösteriyor. Doğu Akdeniz üzerinde bir merkez söz konusu. Kuzey Afrika'dan yükselici hareketlerle kaldırdığı çöl tozunu Suriye üzerinden taşıyarak Güneydoğu Anadolu bölgesi merkezi olmak üzere İç Anadolu'nun iç kesimlerine ve Batı Karadeniz'e kadar taşıyor. Toz bulutu yurda girdiğinde etkisini yitirmeye başladı. Ancak buna rağmen pek çok şehirde gökyüzünü griye çevirdi. En kuvvetli yeri Güneydoğu Anadolu, ondan sonra beslenmiyor artık. Çünkü toz kaldıracak durum yok. Bitki örtüsü başlıyor Anadolu'ya girdikten sonra havanın. Peki toz bulutu etkisini ne zaman yitirecek?
Merak edilen sorunun cevabını hava tahmin uzmanı Doktor Levent Yalçın 24'e verdi. Ankara'da sağanak yağış beklentimiz söz konusu. Çok kuvvetli olmamakla birlikte tozu az da olsa aşağıya indirecektir. Yine haritamıza bakarsak, tahmin haritamıza, Perşembe günü de toz bekliyoruz ama asıl neticeyi biz Cuma, Cumartesi ve Pazar günü alacağımız yeni gelen yağışlı sistemi sağanak yağışından sonra göreceğiz. İç kesimlerde etkisini gösteren toz bulutu İstanbul ve batıya ulaşana kadar etkisini yitirecek. İstanbul'a kadar ulaşmasını çok fazla beklemiyoruz. Tozun hafiflemiş hali nispeten taşınmış olabilir ama İstanbul'a doğru geldiğimizde rüzgarın yönü zaten kuzey ve kuzeydoğuya doğru dönmüş olacak. Ege kıyılarına doğru şu şekilde bir hareket yapmasını tahmin ediyoruz. Önümüzdeki günlerde yurt genelinde sağanak yağış etkili. Yağışlarla beraber hava sıcaklığı da düşecek. Cuma akşamının özellikle başlamasını bekliyoruz yağışın ve cumartesi ve pazar günleri özellikle Batı Akdeniz ve Ege haricindeki tüm yurtta peyderpey sağanak şeklinde yağışlar alacağız. Bu da sıcaklıkları da nispeten 1-2 derece aşağıya doğru çekecek. Cinsel taciz, ruhsatsız silah bulundurma ve kasten adam yaralama gibi suçlardan hakkında 12,5 yıl ceza istenen Arda Turan hakkındaki iddianame hakeme tarafından kabul edildi. Arda Turan 30 Ocak 2019'da hakim önüne çıkıyor. İddianame kabul edildi. Eski milli futbolcu Arda Turan 30 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak. Yargıya taşınan olay 9 Ekim'de yaşanmıştı. İddiaya göre eski milli futbolcu Arda Turan sabaha karşı eğlendiği gece kulübünde şarkıcı Berkay Şahin'in eşini sözlü olarak taciz etti. Özlem Şahin durumu eşine anlattı. Ortalık karıştı. Çıkan gerilimde Arda Turan Berkay'ın burnunu kırdı. Şarkıcının tedavi gördüğü hastaneye silahla gidip ateş etti. Üstelik tüm bunlar kamera görüntülerine yansıdı. Şarkıcı Berkay Şahin'in avukatı aracılığıyla yaptığı suç duyurusu sonrası Arda Turan hakkında iddianame hazırlandı. Futbolcu hakkında cinsel taciz, ruhsatsız silah bulundurmak, genel güvenliği tehlikeye sokmak ve kasten yaralama suçlarından 12,5 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame kabul edildi. Turan'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Arda Turan hakkındaki iddialara 30 Ocak 2019'da görülecek ilk duruşmada hakim karşısında yanıt verecek. Bir şey söyleyecek misiniz? Yaşanan olay sonrası Arda Turan'a kulübü Başakşehir tarafından 2,5 milyon liralık rekor para cezası kesilmişti. Ancak Turan'ın başını ağrıtacak bir gelişme daha yaşandı. Sütlüce'de geçtiğimiz aylarda Arda Turan'ın yaptırdığı otel inşaatının temel kazma çalışması sırasında binaları çöken Ertürk Apartmanı sakinleri zararları karşılanmadığı için Turan ve kardeşi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. İzmir'de bir hastanede hasta yakınlarıyla güvenlik görevlileri arasında kavga çıktı. Yumrukların havada uçtuğu kavgada hastane bir anda savaş alanına döndü. Hastanede yatan bir yakınlarını ziyaret etmek istediler. Oldukça kalabalıktılar. Aralarında çocuklar da vardı. Güvenlik görevlileri engel olunca tartışma çıktı. Tartışma kavgaya döndü. Hasta yakınları güvenlik görevlilerine tekme tokat saldırdı. Bu da yetmedi. Bıçaklar çekildi. Hastane bir anda savaş alanına döndü. O anlar kameralara yansıdı. Olay yerine polis ekipleri geldi. Kavga daha da büyümeden durduruldu. Kavgada iki güvenlik görevlisi yaralandı. Hastane yönetimi kavgayı başlatan gruptan şikayetçi oldu. Sakarya'da şüphelendikleri aracı durduran polis ekipleri araçta arama yapıyorlardı. Bu sırada sürücü kaçmaya başladı. Ancak kolu cama sıkışan polis de araçla birlikte sürüklenmeye başladı. Yaşanan olayda polis yaralandı. Sürücü ise şu anda her yerde aranıyor. Şüpheli aracı durdurdu. Kimlik kontrolü yapmak istedi. Kontrol ettiği aracın sürücüsü tarafından böyle sürüklendi. Görüntüler Sakarya Sedirvan'dan. Hava kararmıştı. Polis Bağlar Caddesi'nde denetimdeydi. Şüpheli bir araç durduruldu. Yunus ekipleri otomobil içinde arama yapmak istedikleri sırada sürücüsü kaçmaya başladı.
Ancak polis memurunun kolu sıkıştı, araçla birlikte sürüklenmeye başladı. Yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra yere düştü. Karşı şeritten gelen otomobilin altına girdi, yaralandı. Polis memurunun yaralandığını gören vatandaşlar yardıma koştu. Sağlık ekipleri de ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kafatasında çatlak ve boynunda iki kırık oluşan polisin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Kaçan sürücü aracını bir site otoparkına terk ederek kayıplara karıştı. Bursa Nilüfer'de bir plastik atık geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Alevler metrelerce yükselirken ard arda patlamalar meydana geldi. Fabrika yangını saatler sonra kontrol altına alındı. Geri dönüşüm tesislerinde çıkan yangın Bursa'da geceyi böyle aydınlattı. Zaman zaman patlamalarla büyüyen alevler itfaiyecilere zor anlar yaşattı. Yangın akşam saatlerinde Kayapa Sanayi bölgesindeki bir geri dönüşüm tesisinde başladı. Alevler kısa sürede yayıldı. Tesiste özellikle kimyasal maddelerin bulunduğu depolarda sık sık patlamalar meydana geldi. Yangına yaklaşık 50 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş da olay yerine gelerek yanan tesiste inceleme yaptı. Can kaybının olmaması sevindirici bir durum. Yaklaşık 8-10 dönümlük bir alanda 6000 metrekarelik kapalı alana müdahale edildi. Tabii sabaha kadar soğutma işlemleri devam edecek. Ama şu an itibariyle geldiğimiz noktada içeride dönem dönem harlamalar, ufak patlamalar oldu. Özellikle iki kritik noktamız vardı. Onlar tamamen kontrol altına alındı. Geri dönüşüm tesislerindeki yangın saatler sonra kontrol altına alınabildi. Soğutma çalışmaları sabaha kadar sürdü. Kırklareli Lüleburgaz'da bir evde yangın çıktı. Yaşlı adam yangında mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri onu kurtarmak için seferber oldu. İtfaiye ekipleri bir yandan yangınla mücadele etti, diğer yandan mahsur kalan yaşlı adamı kurtarmak için. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Dere Mahallesi Set Sokak'ta Tamer Çeker ve Mehmet Ayıldız'ın yaşadığı tek katlı evde yangın çıktı. Yangını fark ederek evden çıkan Tamer Çeker itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler evden çıkamayan Mehmet Ayıldız'ı kurtarmak için seferber oldu. Yoğun dumandan etkilenen ve evde baygın halde bulunan 65 yaşındaki adam dışarı çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mehmet Ayıldız ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü ama tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. Kahramanmaraş'ta bir yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 7 kişi öldü, 24 kişi yaralandı. Ölüme uykuda yakalandılar. Kahramanmaraş Göksun'da bir yolcu otobüsü kontrolden çıkarak refüje devrildi. Kazada 7 kişi öldü, 24 kişi yaralandı. Uyku halindeydik zaten. Araç işte Göksun'a doğru gelirken birden sağa sola savrulmaya başladı. Sağa sola çalkalanmaya başladı. Ondan sonra sol tarafının üzerine devrildi. İleriye doğru sürüklendi. İşte biz de arabayla birlikte sürüklendik. Samsun Şanlıurfa seferini gerçekleştiren otobüsün yaptığı kazanın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazada ölenlerin isimleri de belirlendi. Ölen 7 kişinin Sami Demir, Hüseyin Hint, Şengül Uysal, Doğan Can Türk, Bilgin Demir, Selahattin Turan ve Ahmet Karakuş olduğu öğrenildi. Feci kazanın ardından hastaneye götürülen yaralılar korku dolu o anları anlattı. Ben tam uyku şeyindeydim de serseminde bir ses duyduk. Fren sesi, şey sesi, ondan sonra bir otobüsün yerde sürüklenme sesi, demir sesleri. Herkes sağa sola saldı. Tedavi gören yaralıların sağlık durumunun kritik olmadığı öğrenildi. Tokat'ta pancar yüklü kamyonun freni boşaldı. Sürücü 4 kilometre boyunca krizi ustalıkla yönetti. Kimsenin burnu bile kanamadı.
Yaşadıkları kabustan farksızdı. Zira kullandığı pancar yüklü kamyonun bir anda freni boşaldı. Tokat-Sivas Karayolu Geyras mevkiinde Samet Yıldırım korku dolu anlar yaşadı. Frene bastı bak. Şu sesi duyman lazım. Şu an fren var. Boşaldığı zaman fren tutmaz. Uygulama yapan polis kamyonun durmaması üzerine telsizden anons yaptı. Kamyonun freni patlamış olabilir uyarısıyla yolda güvenlik tedbiri alınmasını istedi. Oradan sonra araba kendini bırak. Kamyonuyla kent merkezine doğru ilerleyen Samet Yıldırım 4 kilometre sonra Yeşilbağ Ortaokulu inşaatı karşısında kamyonunu durdurmayı başardı. Hala olayın şokundaydı. Trafik ekipleri sürücü Yıldırım'a alkol muayenesi yaptı. Muayenede sürücünün alkollü olmadığı anlaşıldı. Olay yerinde polis ve itfaiye kamyonda incelemelerde bulundu. Ekipler olası bir faciayı önlediği için Samet Yıldırım'ı tebrik etti. Manisa'da parkta oynayan 9 yaşındaki bir kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen bir kişi vatandaş tarafından tekme tokat dövüldü. Çocuğumun kafesini nereden biliyorsun? Çocuğu öyle diyor. Kafeyi biliyorum diyor. İyi yapıyorsun. Nasıl biliyorsun? Kafeyi biliyorum. Açma kafamı. Adamı kalmış. Kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen adamı tekme tokat dövdüler. Çağır abi, polis çağır. Bırak beni, alacak başını abi. Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde 9 yaşındaki bir kız çocuğu annesinin gözetiminde parkta oyun oynuyordu. İddiaya göre bir kişi tarafından taciz edildi. Nereden biliyorsun? Çocuğu öyle diyor. Kafeyi biliyorum diyor. İyi yapıyorsun abi. Durumu fark eden çocuğun annesinin bağırmasıyla çevredekiler tacizcinin başında toplandı, linç etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı öfkeli kalabalığın arasından çıkardı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. Çanakkale'de kaçak avcılıkla mücadele çalışması kapsamında sahil güvenlik ekibi gökyüzünden takip yaptı. Yasak olmasına karşın balık yuvalarını bozan, trol yöntemiyle avlanan sorumsuz balıkçılar yakalandı. Gecenin karanlığı onları saklar sanıyorlardı. Ancak gece görüşü drone'a yakalandılar. Sahil güvenlik ekipleri trolle avlanan balıkçılara suçüstü yaptı. Çanakkale'de operasyona çıkan sahil güvenlik ekibi yasak olmasına karşın trolle balık tutanların peşine düştü. Balık yuvalarını bozan, denizaltı yaşamına zarar veren balıkçılar tek tek yakalandı. 5 trol teknesi suçüstü yakalanarak kayıt altına alındı. 167.917 lira para cezası kesildi. Av donanımlarına, balıklara ve evrakları eksik olan bir tekneye de el konuldu. Tekne faciasında trafik kazalarında ölen göçmenlerin defnedilmesi için İzmir'de Dünya Barış Anıtı'nın yanı başına bir mezarlık oluşturuldu değerli izleyiciler. Mezarlıkta çok sayıda kimliği bilinmeyen göçmenin cenazesi defnedildi. İç karışıklıklardan, açlık ve sefaletten kurtulmak için yollara düştüler. Savaştan kaçtılar ama ölümden kurtulamadılar. Trafik kazalarında, denizdeki tekne facialarında ölen düzensiz göçmenler için İzmir'deki Dünya Barış Anıtı'nın yanı başında kimsesizler mezarlığı oluşturuldu. Ölen düzensiz göçmenlere İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılıyor. Kimlik bilgileri olmayanların kan ve DNA bilgileri kayıt altına alınıyor. Yakınları müracaat etmezse göçmenlerin cenazesi Karşıyaka'daki Doğançay Mezarlığı'na defnediliyor. İzmir'de bugüne kadar cenazesi alınmayan 98 mülteci kimsesizler mezarlığına defnedildi. Son iki kazada hayatını kaybeden 30 mültecinin yakını gelip cenazeyi 15 gün içerisinde almayacak olursa o 30 mülteci de buraya defnedilecek. Doğançay Mezarlığı'ndaki 412 numaralı parsele 2015'te 21, 2016'da 48, 2017'de ise 9 göçmen defnedildi. Bazılarının isimleri bilinmiyor. Onları birbirinden ayırt eden sadece baş uçlarındaki siyah tabelada yazan numaralar. Müzik.
Gelecekte yakınlarının kendilerini arama ihtimaline karşı her mezara biri tahta, biri metal, iki numara konuluyor. İsimsiz cenazelerin bilgileri dijital ortamda da 100 yıl silinmeyecek şekilde muhafaza ediliyor. Zimbabwe kolera salgınıyla mücadele ediyor. Aşı kampanyasının başarıya ulaşması çok önemli. Bunun için devlet başkanı da harekete geçti. Kendisine kolera aşısı yaptırdı. Zimbabwe Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa ülkesini kolera riskine karşı uyarıyor. Halkını aşı yapmaları için teşvik ediyor. Endişeleri gidermek, aşıların riskli olmadığını göstermek istedi. Kabinesiyle birlikte aşı yaptırdı. 17 Eylül'de Zimbabwe'de kolera salgını başlamıştı. Ülke genelinde 10 bin kişi hastalığa yakalandı. Şu ana kadar 50 kişi hayatını kaybetti. Zimbabwe hükümeti koleranın daha fazla yayılmasını engellemeye çalışıyor. Yaklaşan yağmur mevsiminin kolerayı artıracağı düşüncesindeler. Bu nedenle aşı kampanyası başlattılar. Özellikle yüksek risk taşıyan bölgelere yoğunlaştılar. 1,5 milyon Zimbabwelinin aşılanmasını hedefliyorlar. Devlet Başkanı Mnangagwa ve kabinesi aşıların güvenli olduğunu göstermek istedi. Ve kabine toplantısı sırasında aşı yaptırdılar. Üstelik aşıları Sağlık ve Çocuk Bakanı Obadiah Moyo yaptı. Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde yaşamını sürdüren Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın başı dertti. Zira Ekvador hükümeti Assange için kendi tuvaletini temizlemesi ve kendisine daha iyi bakması gibi bir dizi kural koydu. O dünya siyasetini temelden sarstı. Diplomasi tarihinde yeni bir çığır açtı. Devletlerin kendilerini güncellemesi gerekti. ABD'nin bütün kirli çamaşırlarını dünyanın gözünün önüne döktü. 6 yıldır Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde yaşıyor ve Ekvador hükümetini canından bezdirdi. Assange Büyükelçilik'te kendisine tahsis edilmiş bir odada yaşıyor. İçeride neler yaşandığı bilinmiyor ama her şey çocukları tarafından hediye edilen bu kediyle başladı. Ekvator hükümeti Assange'a bir bildiri gönderdi. O bildiride kedisinin yiyecekleri ve hijyeniyle ilgilenmesi istendi. Ama sadece bunlarla sınırlı değildi. Assange'a kendi tuvaletini kendisinin temizlemesi ve kişisel bakımını daha iyi yapması konusunda bir dizi kural konuldu. Ekvator hükümeti Assange'a diğer ülkelere ilişkin açıklama yapma yasağı da getirmişti. Assange bu yasağa uymayınca interneti kısmen kesilmişti. 7 years of detention. Kırım'da bir yüksekokulda patlama meydana geldi. En az 18 kişi öldü. 50 kişi de yaralandı. Bir Rus öğrencinin evvela ateş açtığı, ardından da bomba attığı iddia edildi. Kırım'ın doğusundaki Kerç kenti sabah korkunç bir haberle sarsıldı. Bir teknik kolejde patlama meydana geldi. Olay yerine ambulanslar, itfaiye ve güvenlik güçleri gönderildi. Çok sayıda kişi ölmüş, onlarcası da yaralanmıştı. Ölenler arasında okulun öğrencileri de var. İlk açıklamalar patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklandığı yönündeydi. Birkaç saat sonra ise farklı açıklamalar geldi. Rus yetkililere göre patlama kafeteryadaki ev yapımı bombadan kaynaklanmıştı. Rus ulusal muhafızları patlamayı terör eylemi diye niteledi. Okul müdürü ise birinin kendini havaya uçurduğunu açıkladı. Son açıklama Kırım bölge yöneticisinden geldi. Kırımlı yönetici saldırganın kolejdeki bir erkek öğrenci olduğunu söyledi. 22 yaşındaki öğrenci intihar etmek istemişti. Rus terörle mücadele birimi saldırganın kendini vurmuş halde bulunduğunu açıkladı. Olay yerinde bulunan diğer cenazelerde de kurşun yaraları var. Saldırganın 18 yaşındaki Vladislav Rosulyakov adlı öğrenci olduğu belirlendi. Okulda katliam yapıp intihar etmişti. Rusya Devlet Başkanı Putin de olayla ilgili açıklama yaptı. Hali hazırda bunun bir saldırı olduğu açık. Bu trajedinin sahipleri titizlikle araştırılıyor dedi. Şimdi ekranlarınıza Brezilya'dan soygun gibi bir film gibi bir soygun haberi gelecek. Bir operasyon haberi aslında bakarsanız. Bir loto bayini soymaya çalışan hırsızlar yakalanacaklarını anlayınca 25 rehin aldılar ve kendilerine canlı kalkan yaptılar. İşte o anlar.
Silahlarla koştular, insanları rehin aldılar. Üstelik onları canlı kalkan yaptılar. Kol kola giren 25 rehineyi kendilerini korumak için kullandılar. Burası Brezilya. Silahlı 4 soyguncu bir loto bayiine girdi. Kasadaki tüm parayı aldılar. Polisin kendilerine baskın yapacağını anlayınca da çevredekileri kullandılar. 25 rehineden kendilerine canlı kalkan yaptılar. Ancak polisler hazırlıklıydı. Soyguncuları tuzağa düşürmeyi başardılar. Çıkmaz yola yönlendirdiler. Rehineler saklanabilecekleri bölgeye geldiğinde ateş etmeye başladılar. 4 soyguncudan biri vuruldu. Olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer 3 soyguncu ise gözaltına alındı. Şans eseri hiçbir rehine yaralanmadı. İstanbul polisi zorlu bir eğitimden geçti. Birbirinden zorlu parkurlarda ter döktü. Eğitimin görüntüleri ise film sahnelerini aratmadı. Yerde de süründüler, hedefleri de tek tek vurdular. Görüntüler bir filmden değil, İstanbul polisinin komando eğitiminden. Kendimizi artık en üst seviyeye çekmiş durumdayız. Eğitimimiz bu açıdan gayet iyi. İstanbul'da ani gelişen olaylara daha çevik müdahale edilebilmesi için yaklaşık 16 bin polis ve bekçiye komando eğitimi verildi. Polisler eğitime kendi beylik tabancaları ve uzun namlulu tüfeklerle katıldı. Önce sesini kullanacaksın. Dur! Yaklaşma! Hepsi birbirinden zorlu parkurlarda ter döktüler. Çık! 21 günlük programda yakın çatışma, pusudan kurtulma ve hareketli hedefe atış gibi birçok eğitim verildi. Çok iyi. Biz burada daha dinamik ve gerçekçi, gerçeğe yakın bir eğitim veriyoruz. Böylece sokağa personelimizi daha hazır hale getiriyoruz. Eğitimde görevlilerin silah kullanmak zorunda kaldığı olaylarda suçlulara en az zararı vererek etkisiz hale getirmek ve silah kullanma becerilerini arttırmak amaçlanıyor. Çok iyi. İstanbul Boğazı'nda bir yük gemisini çarparak ağır hasar verdiği Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda restorasyon sürüyor. Yalının çatısına devam eden onarım çalışmaları havadan şöyle görüntülendi. Ah. İstanbul Boğazı'nda yük gemisi yalıya böyle çarpmış, tarihi yapı ağır hasar almıştı. Büyük hasar gören Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor. Yeniden ihya edilen tarihi yapının özelliğini kaybetmemesi için askılama yöntemi kullanılıyor. Askılarla tarihi yalının denize kayması ve yıkılması da engellendi. Yalının çatısında devam eden onarım çalışmaları havadan görüntülendi. Yalının iç cephesinde bulunan duvarlar da onarıldı. İstanbul Boğazı'nda görüntü kirliliğine neden olmasın diye tarihi yalının dış cephesi yıkılmamış halinin yer aldığı fotoğrafla kamufle edilmişti. Bir dönem asilikle özdeşleşen grafiti günümüzde güzel eserlere dönüşüyor. Grafiti sanatçısı Muhammed Emin Türkmen, McGregor'u yenen Habib Nurmagomedov'un zaferini duvara bakın nasıl işledi. Grafiti, sprey boyayla duvarda çizilen anlamlı bütünler. Bir dönem isyankarların sığınağı olan grafiti günümüzde bir sanat dalına dönüşüyor. Müslüman boksör Habib Nurmagomedov'un İrlandalı boksör Conor McGregor'a karşı kazanmış olduğu zafer tüm dünya Müslümanlarında büyük bir coşku yarattı. İşte o coşku grafiti sanatçısı Muhammed Emin Türkmen'e ilham kaynağı oldu. Ben maçı izlerken inanın şöyleydi, ben içerisinde kaldım. Yani öyle bir aslında dolmuşuz ki hani onun dövebilmesi için yani böyle dua eder haldeydim yani izlerken maçı. Ondan sonra maçı kazandı ve ben ertesi gün kendimi duvarın önünde buldum. Yani ben bu anı çizmeliyim. O, özellikle zaten burada pes ettiği an, tam o final anı çizdim.
15 Temmuz şehidi Ömer Halis Demir'in grafiti çalışması da gençlere kahramanımızı anlatma amacı güdüyor. Bu ülke için, inançları için, bu vatan için canını vermiş bir kahraman ve 15 Temmuz darbesinde durdurulmasına çok büyük bir etken. Ben bir grafiticiyim ve elimden geldiği kadar bu insanlar için ne yapabilirim? Çünkü onlar bu vatan için bir şeyler yaptı. Biz de sanatçı olarak ne kadar bunların haklarını koruyabiliriz, ne kadar bunları gelecek nesile aktarabiliriz? Kahramanlar Duvarı'nda yer alacak sıradaki isimse ünlü boksör Muhammed Ali olacak. Grafitiyi genç nesil takip ediyor. Gençler çok ilgileniyor ve gençlerin bu kahramanları bilmesi çok önemli. Yani bu duvarın devamında Muhammed Ali çalışması da var. Bunlar hepsi bizle aynı değerleri taşıyan ve dünyada bir şeyleri başarmış, bazıları da vatan için canını vermiş kişiler. Hem rezidansın içinde, hem bahçesinde, hem çatısında drone'la, elle, kimyasal başka maddelerle aramalar, çalışmalar yapıldı. Gece 1'e kadar aşağı yukarı bu çalışmalar devam etti. Ardından ekipler konsolosluk binasına bir daha girdiler. Sabaha karşı 5'e kadar aşağı yukarı konsoloslukta ikinci kez çalışma yapıldı. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim'den beri kayıp. Tüm dünya onu konuşuyor. Gözler Türkiye'de. Ankara ve Riyad'ın üzerinde anlaştığı ortak çalışma grubu incelemelerine devam ediyor. Türk ve Suudi ekipler ilk incelemeyi konsolosluk binasında yapmıştı. Sıra konuta geldi. Aslında çalışma 16 Ekim'de yapılacaktı. Ama Suudi yetkililer konutta aile var diye incelemeyi bir gün erteledi. Çarşamba günü öğleden sonra konsolosluk konutuna ilk gelen ekip Suudiler oldu. Ortak çalışma grubu için Türkiye'ye gelen Suudi ekip an itibariyle şu anda başkonsolosun konutuna giriş yaptılar. Ve onların buraya gelmesiyle birlikte konut önünde ciddi bir hareketlilik yaşandı. Ekip şu anda içeride inceleme yapıyor. Çok geçmeden Türk ekibi de konuta geldi. Ekip ikisi olay yeri inceleme olmak üzere toplam 4 sivil plakalı araçla geldi. Soruşturma için en kritik dakikalar yaşanıyor an itibariyle. İşte beklenen Türk ekibi şu anda Suudi Arabistan Başkonsolosu'nun konutunun olduğu noktaya geliyor. Olay yeri inceleme aracını görüyorsunuz. Gerçekten de şu anda çok önemli anlar yaşanıyor. Zira Türk ekiplerinin gelişi son derece önemliydi. Bir saat önce de Suudi ekipler gelmişti ve iki ortak çalışma grubu an itibariyle buluşmuş olacaklar. Türk ekiplerinin içeriye girmesiyle birlikte. Ekipte İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerine bağlı uzman personel yer aldı. Yanlarında getirdikleri ekipmanları araçlardan indirerek başkonsolosluk konutuna girdi. Su motoru ve jeneratör dikkat çekti. Konut içinde başlatılan çalışmalarda mavi ışık ile birlikte luminol denilen yöntemle DNA izi arandı. Zaman zaman konutun çatısında da arama yapıldı. Konutun üzerinde olay yeri inceleme ekiplerine ait bir drone ile de aramalar gerçekleştirildi. Konuttaki inceleme çok yönlü olarak devam ediyor ve an itibariyle bakın drone kaldırıldı ve başkonsolosu konutu şu anda havadan görüntüleniyor ve konut çevresindeki her türlü detay hava kamerasıyla yani drone görüntüsüyle an be an görüntüleniyor ve oradaki görüntüler içerideki olay yeri inceleme ekiplerine an be an iletiliyor. Eğitimli polis köpekleri de aramalara dahil edildi. Çalışmalar, incelemeler tam 7 saattir aralıksız devam ediyor. İşte tam da başkonsolosluk konutunun önünü görüyorsunuz. Ekipler içeriye bir giriyor, bir çıkıyor ve birkaç saat daha çalışmaların süreceği tahmin ediliyor. Konuttaki inceleme ve arama çalışmaları gece saat 2 sıralarında sona erdi. Konuttan ayrılan olay yeri inceleme ekipleri bu defa daha önce de inceleme yapılan Suudi Başkonsolosluğu binasına geçti. Arama ve inceleme çalışmaları bu kez konsolosluk binası ve bahçesinde devam etti. Olay yeri inceleme ekipleri sabaha karşı 5.30 sıralarında çalışmalarını tamamladı ve konsolosluktan ayrıldı. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kayboluşuyla ilgili her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Bunların ne kadarı doğru?
Yani işte şu kadar ses kaydı var, şu kadar görüntü var, bu görüntülerde şunlar görünüyor, şu seste bunlar duyuluyor vesaire gibi pek çok şey söylüyor. Peki bu iddia, ortaya atılan iddiaların ne kadarı doğru? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bu soru dün soruldu. O gece başkonsoloslukta yaşananlarla ilgili bir ses kaydı var mı yok mu, bakın İçişleri Bakanı ne dedi? Buna tırnak içerisinde 2 Ekim olayı diyebiliriz. Yani çünkü sadece bizi ilgilendiren bir mesele değil. Türkiye, Cemal Kaşıkçı olayını çözme noktasında hangi aşamada? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gazetecilerin sorularını yanıtladı. O gece başkonsoloslukta yaşananların ses kaydının bulunduğu iddiası soruldu. Soylu yalanlamadı. Öldürüldüğüne dair kesin bir kanaat var ve bunun üzerinden gidiliyor. Var mı böyle ses kayıtlar, var mı efendim? Yani bu bilginin dayandığı. Bunların hepsi yargılama sonucunda ortaya çıkacaktır. Kaşıkçı'nın Suudi Başkonsolosluğunda kayboluşuyla ilgili iddialar çeşitli. Peki bunlardan hangisi doğru? Türkiye Cumhuriyeti Devleti İçişleri Bakanı olarak Süleyman Soylu'nun kanaati ne? Kanaatlerim kuvvetli ama bu yargılamanın işidir. Başkonsolosluktaki arama tamamlandı. Ancak konuttaki arama Suudi heyeti katılmadığı için yapılamadı. İçişleri Bakanı bu konudaki prosedürü anlattı. Yani bir kabul var ama başlamasına yönelik adımda bir ortak mutabakat gerekir. Bu ortak mutabakat bekleniyor. Ortak mutabakat sağlandığı andan itibaren bu adım da gerçekleşir. Bu izin daha önce verilmiş olsaydı belki bu tartışmalar hiç oluşmayacaktı. Türkiye olayın öğrenilmesinin ardından nasıl bir strateji izliyor? Soruşturma sürecindeki hassasiyetleri neler? İki şeyi Türkiye çok iyi bir meziyetle sergiledi. Birisi hukukun gereğini, ikincisi de soğukkanlılığı. Bunu da şunlarla tahkim etti. Uluslararası sözleşmelere aynıyla riayet etti. Ve aynı zamanda da açık ve şeffaf adımlar attı. Bakan Soylu, dünyaya mal olan bu konunun Türk hukuk sisteminin bir imtihanı niteliği taşıdığını belirtti. Bu sadece dünyanın takip ettiği mesele değil, bizim hukukumuzun da imtihanı aynı zamanda. Ve ABD Başkanı Trump'ın olayla ilgili yaptığı çelişkili açıklamalar. Bu durum ABD'nin Kaşıkçı olayını Suud'un amisi olarak sahiplendiği iddiasını doğurmuştu. Soylu'ya bu konuda soruldu. Beyan farklılıklarına aslında böyle bir çizgiye de girilemeyeceği apaçık ortadadır. 3 gün önce başka bir şey, 3 gün sonra başka bir şey. Onun için bir benim hem kamuoyumuza hem dünya kamuoyuna söyleyebileceğim en diri cümle şudur. Herkes soruşturmanın sonucunu beklesin. Ses kaydı ya da video görüntüsü var mı yok mu tartışılırken Amerikan Başkanı Donald Trump, Türkiye'den böyle bir materyal varsa bunu soruşturmaya da kullanmak üzere vermelerini istedi. Amerikan Başkanı Donald Trump, Cemal Kaşıkçı olayını geçiştirmek niyetinde olmadığını belirtti. Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili Türkiye'den varsa video ve ses kaydı istedim, dedi. Trump, Kaşıkçı'ya ne olduğunu muhtemelen bu hafta bitmeden öğreneceğiz diye konuştu. Terörle mücadelede Suudi Arabistan'a ihtiyaç duyduklarını söyleyen Amerikan Başkanı, Kaşıkçı meselesi yüzünden Suudi Arabistan'dan uzaklaşmak istemiyoruz ifadelerini de kullandı. Bu arada Amerikan Temsilciler Meclisi'nde Kaşıkçı olayı nedeniyle Suudi Arabistan'a tüm silah satışlarının ve yardımların durdurulması için yasa tasarısı sunuldu. Kendisini foto muhabir diye tanımlardı, fotoğraf sanatçısı denmesinden haz etmezdi. Ara Güler, 90 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Fotoğraf bir ustasını kaybetti. Duayen fotoğraf sanatçısı Ara Güler, 90 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Güler, konjestif kalp yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği ve periferik arter hastalığı nedeniyle Şişli Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Dün akşam saat 22.10 sıralarında kalp ve solunum durması sebebiyle müdahale edilerek yoğun bakıma alındı. Yorgun kalbi yoğun bakımdayken bir kez daha durdu. Bu kez müdahalelere yanıt vermedi. Ölüm haberini doktoru açıkladı. Saat 23.05'te kalp atımı ve solunumu tekrar duran Sayın Güler,
yapılan tüm müdahalelere yanıt vermemiş ve saat 23.20'de vefat etmiştir. Ülkemizin, yakınlarının ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Yakınları, sevenleri hastaneye akın etti. Çok severdim ve hukukumuz da çok derindi. Ben basın camiasının, sanat camiasının, Türkiye'nin başı sağ olsun diyorum. Açıkça söylemek gerekirse bir ustamı, bir babamı kaybettim diyebilirim. 17 yaşımdan itibaren onu tanıdım ama onlu yaşlarımda onun fotoğraflarıyla dünyayı ve Türkiye'yi keşfetmeye başlamıştım. Bütün insanlığın ve bütün dünyanın son derece değer verdiği eşsiz bir insanı kaybettik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, duayen fotoğraf sanatçısı Güler'in ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti. Erdoğan yayınladığı taziye mesajında, Türkiye'nin yetiştirdiği ünlü fotoğrafçı Ara Güler Usta geriye bıraktığı eserleriyle hep hayırla yad edilecek, dedi. Ara Güler, 20. yüzyıldan 21. yüzyıla uzanan geniş bir zaman diliminde insanlığın ortak kültürüne, ulusal veya küresel siyasete, bilim araştırmalarına damgasını vurmuş pek çok insanın portre fotoğraflarıyla tanınıyordu. Pablo Picasso'dan Winston Churchill'a, Sophia Loren'den Alfred Hitchcock veya Salvador Dali'ye sayısız ünlünün fotoğraflarını insanlığın arşivine kazandırmıştı. Ancak asıl aşkı İstanbul'du. Doğup büyüdüğü, her zaman büyük bir aşkla bağlı olduğu İstanbul'un son 100 yılını fotoğrafladı. Mesleği sorulduğunda her zaman foto muhabiriyim diyen Ara Güler, 1928'de İstanbul'da doğdu. Daha çocuk yaşlardayken sinemacı olmayı hedeflemişti. 1950'de Yeni İstanbul Gazetesi'nde gazeteciliğe başladığında yaşam rotası da belli olmuştu. ...90 yıllık yaşamında tanık olduğu her olayı görüntüledi. Türkiye'nin ortak belleğine büyük bir arşiv bıraktı. Ara Güler, ünlü Kodak firmasının son makara filminin hediye edildiği ve bu makara ile son kez geleneksel tarzda 30 kare fotoğraf çekmiş sanatçı olarak da tarihe geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine ağır hakaretler içeren pankartlar taşıyan ODTÜ'lü gençleri külliyede kabul ettiği haberini dün sizlere vermiştik. Onun üzerine bir gelişme daha yaşandı. Cumhurbaşkanı kişisel olarak ODTÜ'lü gençlerden davasını da çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ODTÜ'lü gençleri açtığı davadan vazgeçti. ODTÜ'lü öğrenciler mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren pankart taşımıştı. Erdoğan da öğrenciler hakkında dava açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan o pankartı taşıyan 5 öğrenciyle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet etti. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davayı geri çekeceği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın da söz konusu davayı geri çekmek için hazırlanan dilekçeyi mahkemeye sundu. Dilekçede atılı suçtan dolayı yapılan soruşturma sürecinde sanıkların eylem nedeniyle üzüntü ve özür içeren beyanları, sanıkların genç ve öğrenci oluşları da dikkate alınarak Cumhurbaşkanımız tarafından sanıklarla ilgili vaki şikayetimizden feragat edilmesi talimatı verilmiştir ifadeleri kullanıldı. Davayı geri çekme dilekçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerin siyasetle ilgilenmesinden büyük memnuniyet duyduğu belirtildi. Avukat Hüseyin Aydın'ın dilekçesinde ancak gençlerin düşüncelerini ifade ederken sorumsuz siyasetçilere özenerek hakarete tevessül etmesi Cumhurbaşkanımızın tasvip edeceği bir hal tarzı değildir cümleleri dikkat çekti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ekonomide yeni bir evreye girildiğinin altını çizdi. Bakan Varank rekabet gücünü artırarak büyüme oranlarına ulaşmak mümkün diye konuştu. Ekonomide yeni bir evreye giriyoruz dedi, sanayicilere ve iş adamlarına seslendi. Küresel ekonomide yeni bir evreye giriyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dünya Standartlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Uluslararası Standartlara Yön Ver zirvesine katıldı. Bakan Varank, rekabet gücünün artırılması gerektiğini vurguladı. Rekabet gücümüzü artıracak
üretimde yapısal dönüşümü gerçekleştirecek politikalarla yüksek ve sürdürülebilir büyüme oranlarına ulaşmamız mümkün. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, bakanlığın hem küresel rekabet iddiasını sürdüreceğini hem de kendi imkanları doğrultusunda ilerleyeceğini vurguladı. Bu sürecinde kamuda ve özel sektörde en etkin şekilde yönetileceğini belirtti. Süreçte Türk Standartları Enstitüsü'nün anahtar konumda bulunduğunu söyledi. TSE, gerek yeni teknolojilere geçişte ihtiyaç duyulan uluslararası standartların hazırlanıp takip edilmesinde, gerekse bu teknolojilerin içerdiği bilgi ve inovasyonun ülke çapında yaygınlaştırılmasında önemli görevler üstlenecektir. Varank, aynı komitelerine gösterilen ilginin gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye'de daha düşük seviyede bulunduğunu belirtti. Sanayi Bakanı Varank, sanayici ve iş adamlarına seslendi. Ben bu vesileyle sanayicilerimizi, akademisyenlerimizi ve ilgili tüm tarafları TSE bünyesinde kurulan Ayna komitelerin çalışmalarına katılmaya davet ediyorum. Ayna komitelerin temel görevi uluslararası standartları belirleyen kuruluşlarda yapılan çalışmaların takip edilmesi ve yönlendirilmesidir. İş dünyasında adını sıklıkla duyduğumuz bir kavram son günlerde. Konkordato, yani zor durumda olan bazı firmaların borç yapılandırması. Ancak buna hiç ihtiyacı olmayan bazı firmaların da Konkordato açıklamaya başladığı gibi bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani aslında kaynaklarını başka alanlarda değerlendirip gününü gün ederken sıra borçları ödemeye geldiğinde Konkordato güvencesine sığınıp sanki ülkede de bir kriz ortamı var gibi bir atmosfer hazırlamaya çalışan şirketler şimdi mercek altında. Tıpkı gıda fırsatçıları gibi şimdi de Konkordato fırsatçıları türedi. En basit tanımıyla işletmelere ödeme kolaylığının sağlanmasıdır. Konkordato, Türkiye'ye hedef alan ekonomik saldırılar sonrası bazı şirketler bu yola başvurdu. Döviz kuru artınca borçlarını ödemekte zorluk çektiler. O borçları yeniden yapılandırıp girdaptan çıkmak istediler. Ancak son günlerde Konkordato isteyen şirketlerin sayısı hızla arttı. Yapılan araştırma bazı şirketlerin bu işi fırsata çevirmek istediklerini ortaya koydu. Yani şirketleri para basıyor ama borçları topladığı şirketi bilerek batık gösteriyorlar. Amaç ödeyecekleri borcu vadeye yaymak, kar sağlamak. Fırsat bilerek bu sefer ödemelerini uzun vadeye yayarak bu sefer bir başkasının ödeme planını bozabiliyor. Hani kurlardaki hareketlilik, faizlerdeki hareketlilik, bunlar geçince ben bu ödemeleri yapayım diye aslında piyasayı istismar etmiş oluyor. Peki bu haksızlığı çözmenin yolu var mı? Hükümetimizin bence yeniden Konkordato'ya gitme şartları, komiserlik şartları, denetim şartları yeniden gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. Atanan işte o 3 kişilik bir komiserlik müessesesi var. Bunun bir gözden geçirilmesi gerekiyor. HSK'da hileli Konkordato ilanlarına karşı kayıtsız kalmadı. Devreye girdi. Özellikle mağduriyet yaşayan alacaklıların şikayet dosyaları ile ilgili HSK'da inceleme başlattı. Piyasada sırf bununla uğraşan bir takım avukatlık ne diyelim, yani o mesleğe saygımız büyük ama maalesef istismar eden ve biz size isterseniz Konkordato alırız diyen bir takım çetelerin oluştuğundan bahsediliyor. Ne kadar gerçekçi olduğu ve gerçekten ne kadar tarafsız hazırlandığı veya bu komiserlik müessesesi ne kadar tarafsız bu işletmeye baktı, ilişkileri ne kadar bu anlamda tarafsız ve bağımsız, bunun incelenmesi gerekiyor. Ticaret mahkemelerinde görülen Konkordato kararlarına ilişkin şikayet dosyaları HSK 1. Dairesi'nde görülüyor. FETÖ'nün medya yapılanması davasında Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanıkla ilgili verilen cezanın gerekçeleri açıklandı. Bu karanlıktan çıkaracağız. Bakın karanlıktan çıktıkları vakit konuşalım bunu tekrar. O zaman göreceğiz. Darbe yani girişimini önceden biliyorlardı. Örgüt üyelerine ekran önünde subliminal mesajlar verdiler. Darbe girişimine zemin hazırladılar. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi anayasayı ihlal suçundan
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın da aralarında olduğu 6 sanığın ceza gerekçelerini açıkladı. Siz yine de bir şeyler söylemek ister misiniz? Gerekçeli kararda Ahmet ve Mehmet Altan'la Nazlı Ilıcak'ın darbe girişiminden bir gün önce Caner Zincan TV'de darbenin artık kaçınılmaz olduğu yönünde konuşmalar yaptıkları ve mesaj verdikleri anlatıldı. O zaman göreceğiz. Yani inansınlar bir kere, çıkacaklar ve bu mücadele sayesinde çıkacaklar. Yani hepimiz susup otursak, hepimiz kendimizi çaresiz hissetsek o zaman hedefe varamayız. Programda verilen reklam aralarında "Bir Ümidimiz Var" başlığı altında VTR gösterildiği ve programda baştan sona darbeye dair birden fazla subliminal mesaj verildiğinin altı çizildi. Göreceğiz. Yani inansınlar bir kere, çıkacaklar. Ilıcak ve Altan kardeşlerin verdikleri mesajlarla Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve Cumhurbaşkanını tehdit ettikleri vurgulandı. Darbe girişimini haklı, gerekli ve meşru göstermeye çalıştıkları anlatıldı. Sanıklar hakkında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası işte bu gerekçelerle onandı. Bu karanlıktan çıkaracağız. Bakın, karanlıktan çıktıkları vakit konuşalım bunu tekrar. O zaman göreceğiz. Yani inansınlar bir kere. Pendik'te, İstanbul Pendik'te akşam saatlerinde bir binada çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı. 93 yaşındaki anneyle 66 yaşındaki engelli kızı alev alev yanan evde mahsur kaldı. Bakın sonrasında ne oldu. Alev alev yanan evde cehennemi yaşadılar. Akşam saatleriydi. Pendik Doğu Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın 2. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Binayı duman kapladı. Apartman sakinleri sokağa fırladı. Yangının çıktığı evde 2 yaşlı kadının mahsur kaldığı öğrenilince itfaiye ekipleri seferber oldu. Ekipler zamanla yarıştı. Mahalle sakinleri çalışmaları nefeslerini tutarak izledi. Ve çok geçmeden sevindirici haber geldi. Yoğun duman ve alevlere rağmen eve girmeyi başaran ekipler mahsur kalan 93 yaşındaki Ayşe Karabayık'la 66 yaşındaki engelli kızı Hatice Karabay'a ulaştı. 2 yaşlı kadın önce balkonda güvenli bir yere alındı. Sonra da itfaiye merdiveniyle aşağı indirildi. Herkes derin bir nefes aldı. Mahalleli alkışlarla ekiplere teşekkür etti. Anne kız son anda kurtarılmıştı. Birkaç dakika geç kalınsaydı belki de ikisi de ölmüş olacaktı. Dumandan etkilenen anne ve kızı hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alındı. Yangın diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu kurumlarda sabah mesaisinde kahvaltı yapılmasına tepki gösterdi. Kurumlarda kahvaltı yapılmasını bugünden sonra yasaklıyoruz. Bundan sonra herkes kahvaltısını evinde yapıp mesaisine gelecek dedim. Vali Karaloğlu mesai saatleri içerisinde sigara içilmesini de yasakladı. Daha doğrusu sigara içilmesini derken şöyle, hani sigara bahanesiyle alıp çayını, kupasını, fincanını kapının önüne çıkıp orada dedikodu laklak falan durumu var ya, onu yasakladı. Arkadaşlar, kurumlarda kahvaltı yapılmasını bugünden sonra yasaklıyoruz. Herkes kahvaltısını evinde yapıp kurum öyle gelir. Antalya Valisi'nden kahvaltı ve sigara yasağı. Mesai devam ederken sigara içen arkadaşların hem kafalarını estiğinde kupalarını eline alıp binanın dışına çıkmasını da arkadaşlar doğru bulmuyoruz. Antalya Valisi Münir Karaloğlu 2018 yılı 4. İl Koordinasyon Kurulu toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamu kurum ve kuruluşlarında vatandaşa sunulan hizmetin hızla sonuçlandırılması konusundaki uyarısını hatırlattı. Bugün git yarın gel anlayışından çıkılması noktasında genelge hazırladıklarını söyledi. Bu konularda bütün dairelerimiz kendisine çeki düzen versin. Kurumlarda yapılan sabah kahvaltılarına da değinen Vali Karaloğlu, bundan sonra herkes evinde kahvaltı yapıp gelecek dedi. Nedenini de açıkladı. Mesai başladıktan sonra kurumun bahçesinde sağında solunda kahvaltı masaları kurulup, ofislerde kahvaltı masaları kurulup dakikalarca, saatlerce kahvaltı yapılmış. Vali Karaloğlu mesai saatleri içerisinde sigara içilmesini de yasakladıklarını söyledi. Mesainin başladığı ve ara verdiği bir saat belli. O saate kadar
Memurumuz çalışan arkadaşımız mesaisine devam edecek. Kendisine vermiş olduğumuz öğle mesaisinde sigarasını, çayını, kahvesini. Ama aslında içti çay kahvesi başka bir şey. Hayırlı sabahlar. Yerli ve milli ürünler 3. Ar-Ge İnovasyon Zirvesi'nde görücüye çıktı. Türkiye'de üretilen birçok farklı makine ve robot bu fuarda meraklarıyla buluşuyor. Mimar ve Mühendisler Grubu 3. Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi düzenledi. Açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'la Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez gerçekleştirdi. Gençlere yönelik tavsiyeler verdiler. Milli gelir içindeki Ar-Ge harcamalarının payını ikiye katladık. Özel sektörün Ar-Ge harcamaları içindeki payını %29'dan %54'e yükselttik. Ve mesleki gelişiminizi medeniyet değerlerimizle harmanlayarak yarınki Türkiye'yi sizler kuracaksınız. Fuarda yapılan Ar-Ge çalışmalarında yerli ve milli ürünlere önem veriliyor. 2014 yılından bu yana yerli otomobil konusunda Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz. Şasisi, kaportası, her şeyi tamamen yerli ve özgün bir tasarım. Yeni nesil projeler fuarda görücüye çıktı. 5-6 senedir farklı robotik el projeleri yaptık. Bunların uygulama alanı olarak en uygun alanın protez kol olduğunu düşündük. Protez kolda böyle bir proje geliştirdik. Bu proje özellikle teknik olarak dünyadaki en iyi protezelden daha iyisini yapmak için tasarladık. Manisa Cevabayar Üniversitesi Teknokent'e bağlı öğrencileriz. Cevabayar Üniversitesi Teknokent'te ön kuluçkada 6 kişilik bir ekibimiz. Görmüş olduğumuz filament ismi Filabox. 3 boyutlu yazıların kullandığı ham madde, PLA derimiz bu ham maddesi. 3 boyutlu yazılar baskılarken bu malzemeyi kullanıyor. Biz bu tasarımımız makineyle bu filamentin, PLA'nın hem geri dönüşümünü hem de üretimini yapıyoruz. Hem atık olan filamentlerden geri dönüşüm sağlıyoruz insanlara, hem de kendi ham maddelerinden kendi filamentlerini çok uygun bir fiyata üretme imkanı sunuyoruz. Amatörlerle profesyonellerin buluştuğu fuara öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. Sektörde olan insanlardan fikir almak, yaşanmışlıklarını öğrenmek güzel. Ne okuyorsun? Endüstri mühendisiyim. Ar-Ge anlamında destekledikleri projeler olduğu için bizler de yeni mezun mühendisler sayılırız. Fikir edinmemiz açısından ve özellikle proje destekleri açısından çok beğendim yani. Çok da hoş. Ülkemizde daha çok öyle bu tarz şeylere yatırım yapıp daha fazla böyle güzel şeyler görmek istemek. Münbiç'te 90 günlük takvime uymayan Amerika Birleşik Devletleri 90 günlük takvim neydi? İşte Türk askeri Münbiç'e girecekti. Dediler ki dur halledelim. Münbiç'te ortak devriye yapalım. Oradaki terör gruplarını silahtan arındıralım. Orayı özgürleştirelim. İşte oranın halkının refahını yeniden tesis edelim. Şimdi bu olmadı. Bakın manşete. Terör destekçisi ABD'ye net mesaj oyunu görüyoruz. Münbiç'te 90 günlük takvime uymayan terör örgütü PYD-PKK'ya Suudi Arabistan'dan 100 milyon dolar destek sağlayan Amerika'nın Dışişleri Bakanı Ankara'da sert uyarıyla karşılaştı. Ya temizleyin ya da biz temizleriz sözleriyle önceki gün Washington'ın teröre verdiği desteği eleştiren Başkan Erdoğan ABD yönetimini bir kez daha uyardı. Moldova ziyareti öncesi Ankara'ya Pompeo'yu kabul eden Erdoğan, ABD'ye sizin burada zorluklarınız varsa Türkiye olarak biz teröristleri kolay temizleriz mesajı verdi. Pompeo'ya ikinci tepki ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Sahada çalışma savsaklanmamalı ve askerlerin direnci olmamalı. Burada bazı ortak hedefler ya da çıkarlar var, bunu görüyoruz. Bunlar YPG, PKK, DAEŞ mı? Yoksa İran'ın mevcudiyetini dengelemek mi? O konuda net bir şekilde yorum yapamayız diyor. Star gazetesinin manşetinde değerli izleyiciler. Ve şu haberi göstermek istiyorum size, bu önemli. Yabancılar Türk tahvillerine akın etti diyor Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak. Hazinenin ihraç ettiği 2 milyar dolarlık tahvile yabancılardan 3 kat talep geldi. Bakan Albayrak ekonomiye güvenin göstergesidir diyor. Yabancılar Türk tahvillerine akın etti haberi. Büyüyen Türkiye ekonomisi yabancı yatırımcının gözdesi olmaya devam ediyor. Hazinenin önceki gün gerçekleştirdiği 2 milyar dolarlık tahvil ihracına 6 milyar dolarlık talep geldi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da talebin Türkiye'nin finans endekslerine duyulan güvenin göstergesi olduğuna dikkat çekiyor. Star Gazetesi. Şimdi yerel seçimler öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kafa karışık. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir tarafta taban var. Katı Kemalist ve işte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına sahip çıkmaya çalışan ve orada Mustafa Kemal'in ulusal kurtuluş mücadelesini emperyalizme karşı verdiğini düşünen ve bugünkü terör örgütlerinin de DHKPC'sinden PKK'sına hepsinin emperyalistlerin maşası olduğunu düşünen bir kitlesi var Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuşkusuz. Bir de CHP'yi yöneten kadrolar var. Bakın ne yazmış Güneş Gazetesi. Vatan pahasına siyaset. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vatan pahasına siyaset olmaz diyerek kendisine tepki gösteren bir üyeyi partiden ihraç etti. Bu bir. Vatan pahasına siyaset olmaz diyen bir partiliyi partiden ihraç ettiği gün, bakın ne olmuş, onu yazıyor Güneş Gazetesi. Asıl haber spotun ikinci cümlesinde. Aynı gün Kandil'den CHP'ye yerel seçimler için HDP ile ittifak kurun çağrısı geldi. Muhteşem. Muhteşem. Söze ihtiyaç bırakmayan, kendi kendini anlatan haber. Bir partili vatan pahasına siyaset yapmayın diyor. Ve o partiliyi bak ne diyor? Hala Kemal Bey'i savunanlara bir çift sözüm var. Vatan pahasına siyaset yapılmaz. Mustafa Kemal Atatürk bu siyaseti bu siyasetse iyi ki ben hiç bilmiyorum demiş. Tepki göstermiş yani Kemal Kılıçdaroğlu'na. HDP ile, PKK ile, DHKPC ile, onunla bununla, terör örgütleriyle falan, FETÖ ile el ele kol kola bir siyaset yapmayın diyor adam. Yani yapmayın kardeşim yani siz bu 15 Temmuz'da 250 şehit verdiğimiz, efendim binlerce gazimizin olduğu, İstiklal mücadelemizin en önemli kırılma noktası, dönüm noktası diyelim daha doğru bir ifadeyle, 15 Temmuz'a kontrollü darbe, tiyatro falan dediğiniz zaman, o zaman size derler ki vatan pahasına siyaset yapma. Şimdi sen vatan pahasına siyaset yapma diyen bir adamını CHP'den ihraç ettiğin gün PKK diyor ki gel beraber olalım. Peki bunu ne yüzde söylüyor? Ne yüzde söylüyor bunu? Çünkü oldunuz daha evvel. Birlikte iyi salladınız ya. Birlikte iyi salladınız ya. Sizin partilileriniz, Sezgin Sarıkulunuz, Gamze İlgezdiniz, Aziz Güler diye bir PKK'lının cenazesinde hüngür şangır gözyaşları dökmedi mi? Yapmadınız mı bunu? Sizin bir başka partiliniz, Selin Sayıkböke, kameralar önüne çıkıp HDP'nin terör örgütü olduğuna dair elimizde herhangi bir veri yok demedi mi? Sizin bir başka partiliniz gidip efendim Londra'da PYD kendi halkını savunan bir özgürlük savaşçısıdır demedi mi? Sezgin Tanrıkulu PKK'lılar SİHA'larla patır patır itlaf edilirken, imha edilirken bu SİHA'lar da bir dönemin işte Beyaz Toroslarına benzedi falan gibi ifadeler kullanmadı mı? Şimdi ona bakarak PKK'lı da diyor ki hadi beraber, bak ne diyor, söz konusu ihracın partideki yankıları sürerken PKK'nın eli kanlı elebaşlarından Mustafa Karasu demiş ki Cumhur İttifakı'na karşı yerel seçimlerde de birlik oluşturalım. Bunun şimdi bunu söyleyebiliyorsa bunun bir nedeni olmalı. Başkan Erdoğan, Kişinev'de Moldova Cumhurbaşkanı Dodon'a çağrıda bulundu. FETÖ ile ortak mücadelede beklentimiz gereken desteği tereddütsüz göstermenizdir. Stratejik ortaklar tereddüt etmeden birbirini destekler diyen Erdoğan şöyle konuştu. 15 Temmuz gecesi 251 şehit, 2193 yaralı ve gazi verdik. Bunu yapan silahlı kuvvetlerimize, polisimize, yargımıza, devletimizin tüm kademelerine sızmış bir terör örgütüdür. Bu örgüt burada da aynı adımları atabilir. Dost dosta bu tür başına gelenleri anlatacak.
ki aynı yanlışa orada da düşülmesin diyor Cumhurbaşkanı. Tereddütsüz yanımızda olun. Başlıklı haberde. Ara Güler. Bir kere şunu söyleyelim. Yani Ara Güler her şeyden evvel bu topraklara ait bir insandı. Ve her gittiği yerde de yani bizzat oturup konuştuk, açık açık söyledi, işittim kulağımla, kendi ağzından çıkan sözleri işittim. Dünyanın her köşesine gittim, konuşmadığım lider kalmadı. Gezip görmediğim coğrafya neredeyse yok gibi. Ama bakınca Türk gibi bir tarihi olan, Osmanlı gibi bir tarihi olan bir medeniyete ben de rastlamadım. Onların hepsi daha dünkü çocuklardı. Ve emperyalizme kafa tutan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı delikanlı adam diye bugüne kadar kaç cumhurbaşkanı, kaç başbakan geldi geçti, hangisi emperyalizme böyle kafa tutabildi derdi. Bunu dediği için de başta Cumhuriyet tayfası olmak üzere, Cumhuriyet gazetesi tayfası olmak üzere pek çok yerde de linç edildi. Kendisini linç edenlere de, linç girişiminde bulunanlara da, yani Tayyip Erdoğan'a delikanlı adam dediği için kendisine linç girişiminde bulunanlara da kendi üstü bulunca bir cevap vermişti. O cevabı burada gösteremeyeceğim. Büyük ustayı kaybettik. Efsanevi foto muhabiri Ara Güler 90 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. 1950'de İstanbul'da gazeteciliğe başlayan Güler, Time, Paris Match gibi dünya çapında yayınlar için çalıştı. İsmet İnönü'den Churchill'e, Gandhi'den Alfred Hitchcock'a, Salvador Dali'den Picasso'ya kadar sayısız ünlüyü fotoğraflayan Ara Güler dünyanın en iyi fotoğrafçılarından biriydi. Ona böyle fotoğrafçı, fotoğraf sanatçısı falan gibi şeyler söylediğin zaman çok kızardı. Ben bir foto muhabirim derdi. O ruhu daha doğrusu yaşamaya çalışırdı. Adım adım saraya uzanıyor Hürriyet Gazetesi'nin manşeti. Prensin gölgesi. Prens Muhammed bin Selman. Buraya Prens Selman yazmışlar da. Selman babasının adı. Türkiye'nin Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla bağlantısından şüphelendiği 15 kişilik listede yer alan Abdülaziz Mutrep, Prens Selman'a en yakın isimlerden biri. Amerikan basında göre Mahir Abdülaziz Mutrep, Prens Selman'ı, bu Prens Selman diyorlar, Prens Selman ifadesi doğru bir ifade değil. Yani Hürriyet Gazetesi'nin bu birinci sayfasını yapan kişiler tabii şeyi görünce, böyle hani ismi görünce, en sonunda Salman'ı görünce Salman'ı soyadı olarak algılayıp herhalde Prens Selman desek olur diye düşünmüşler. Öyle değil o işler işte. O işler öyle olmuyor. Prensin pek çok yurt dışı ziyaretine götürdüğü Mutrep'in koruma işinde üstlendiği sanılıyor. Bu yakınlık Mutrep'in Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla Prens arasındaki bağ olduğu şüphesine de yol açtı diyor haber. Türkiye'nin şüpheliler listesinde yer alan diğer isimlerden Abdülaziz Muhammed El Havsavi, Prens'in koruma ekibinden Kraliyet Muhafızları Tahar Galip El Harbi ile Muhammed Said Al-Zahrani'nin de listede yer alması Prens şüphesini güçlendiriyor demiş. Şimdi bu Prens vurgusu neden şeyde, Hürriyet Gazetesi'nde söyleyeyim? Çünkü Amerikan Başkanı ısrarla Prens'in de bu meselenin dışında olduğunu, yani Prens'i bir anlamda korumaya çalışan bir tavır ortaya koydu. Gerçekler öyle midir değil midir? O çıkacak ortaya kuşkusuz ki. Yani Prens'in kendi tasarrufu mudur? Ya da kral bir şey demeden hiç kimse adım atamaz mı? Ya da hakikaten Prens'in de kralın da bilgisi dışında konsolosluk tasarrufunda olan bir şey midir? Dün Reuters bir ara bir haber geçti. Bu İstanbul'dan kaçan konsolosun görevden alındığı ve hakkında tahkikat başlatıldığına dair bir haber geçti Reuters. Birkaç dakika sonra haberi tekrar geri çekti, kaynağından yalanlandı diye. Yani İstanbul konsolosunu bile aslında bakarsanız sistem koruyor. İlk evvela Reuters böyle bir haber geçti.
Bunu hangi kaynaktan alarak geçti bilmiyorum yani. Konsolosluk görevden alındı. Muhtemelen zaten Muhammed Utebi Türkiye'ye tekrar dönüp konsolos olarak görevine devam edemeyecek. Bu belli de. Yani ne olacak bilmiyoruz ama hakkında tahkikat başladığını yazdı Reuters. Sonra birkaç dakika sonra bu haberi servisten geri çekti. Ne değişti orada bilmiyoruz. Memiçim istemiz deriz Milliyet'in manşeti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüştüğü Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo'ya Suriye konusunda net mesajlar verdi. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Suudi Konsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını değerlendirmek için bu ülkeye yaptığı ziyaretin ardından dün Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa'da kabul ettiği Pompeo'ya, sizin Membiç'te zorluklarınız varsa biz bu teröristleri temizleriz, hem de kolay temizleriz dedi. Pompeo daha sonra Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Çavuşoğlu, Kaşıkçı olayının Membiç konusunun FETÖ ve PKK ile mücadele dahil ikili ilişkilerdeki mevcut konuların hepsinin ele alındığını söylemiş. Membiç'i biz temizleriz. Başlıklı haberde. Rezidansta ceset arandı. Şüpheler garaj ve kuyuda yoğunlaştı. Şimdi eldeki veri şu. Cinayet. Bunlar tabii yani şu ana kadar ortaya çıkan, daha doğrusu iddiası kuvvetlenen diyelim şeyler. Hiçbir şey netleşmedi. Onu söyleyeyim baştan. Yazılan çizilen her şeye şüpheyle yaklaşın. Yani en evet doğrusu budur diyene, size gösterilen fotoğraflar varsa fotoğraflara, hepsine böyle şüpheyle yaklaşın. Çünkü daha henüz hiçbir şey belli değil. Ama en son yapılan yorum şu. Cinayet konsolosluğun C salonunda ya da biriminde işlendi. C birimi şu. Konsoloslukta 3 kategori var. Biri işte vatandaşların işlem yapmak için girip çıktıkları bir kategori. Yani orada işte pasaport işlemleri, vize işlemleri, şu bu falan filan. Biri B kategorisi. O B kategorisi daha bürokrasinin olduğu bir yer. Bir de C kategorisi varmış ki, ben de anlatanlardan dinlediğimi söylüyorum size. O C kategorisinde de bir işte istihbarat ofisi olarak kullanılıyor. Hem arşiv hem istihbarat ofisi olarak kullanılıyor C kategorisi. Orada bu cinayetin işlendiğine ve daha sonra da cesedin konsolosluk rezidansına taşındığı yorumu çok kuvvetlendi. Dolayısıyla da dün gece ekipler arabalarda inceleme yaptılar, incelemelerini yoğunlaştırdılar. Rezidansta ceset arandı. Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasında Suudi Arabistan Konsolosluğu'nun ardından dün de Başkonsolos Utebi'nin kullandığı konutta arama yapıldı. Bahçedeki su kuyusu dahil konutun her köşesini didik didik eden ekipler öldürüldüğü iddia edilen Kaşıkçı'ya ait delil aradı. Utebi arama kararının ardından Türkiye'den ayrılmıştı. Zaten mesela hani bu kadar süre içerisinde bütün deliller kaybolmuştur deniyor ya. İşte burada şunun altını bir kez daha çizeyim. Dün de söyledim. Hep de söyleyeceğim bunu. Hakikaten bizim olay yeri inceleme konusundaki kabiliyetimiz, imkan ve kabiliyetlerimiz dünya standartlarının çok çok üzerinde. Yani Türk polisinin hani o eskiden Yeşilçam filmlerinde vardı. Olay biter, adam öldürülür, yer yerinden oynar, işler biter. En son Türk polisi gelir falan böyle. O hakikaten yani şeydi yani bir o filmlerin yapıldığı tarihlerdeki durum neydi bilmiyorum ama bugün bizim olay yeri incelememiz hakikaten hiç şüpheye mahal bırakmayacak şekilde delilden, kanıttan sonuca doğru şeyi götüren, soruşturmayı götüren çok ciddi bir veri veriyor bize. Dolayısıyla da son derece önemli. Kaç gün geçerse geçsin, oradan o netice alınacaktır diye. Şu sabahın manşetini de vereyim, ilk sayfaları öyle kapatayım. İşte infaz timinin başı. İnfaz timinin başı İstihbarat Albay Mahir Abdülaziz Mutrep. İnfaz trafiğini yayınlıyor. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın
Başkonsolosluk'taki infazından sonra 15 kişilik Suudi timinin fotoğraflarını dünya basında ilk kez yayınlayan Savaş, şimdi de en kritik ismin yeni görüntülerine ulaştı. Mutrep o gün Kaşıkçı'dan saatler önce 9.55'te başkonsolosluğa girdi. Saat 16.53'te başkonsolosluğun rezidansının yanında görüldü. Saat 17.58'te de havalimanında terminalden çıkış yaptı. Şu adam bu infaz timinin başıymış, Sabah gazetesinin yazdığına göre. Gazetelerin ilk sayfaları böyle. Peki iç sayfalarda neler yazıyor? Gelin biraz ona bakalım. Bir araştırma daha. Her gün şu araştırmalara ve neticelerine bir yenisi daha ekleniyor. Bu seferki araştırma konusuna göre her gün aynı saatte uyumak kalbi koruyormuş. Amerika'da hani var ya İsviçreli bilim adamları, Amerikalı bilim adamları aynı saatte uyuma ve uyanmanın sağlığa yararlı olduğunu belirlemiş. Buna göre aynı saatte yatmayı alışkanlık haline getirenlerin uyku kalitesi artıyor. Bizim gibi özellikle tabii hani memur ve işçinin standart uyku, güne başlama ya da günü bitirme saatlerinin, zaman diliminin belli olduğu yerler için bu son derece önemli. Hani daha serbest çalışanların durumu biraz daha farklıdır belki ama hani her sabah aynı saatte kalkıp her akşam aşağı yukarı aynı saatte yatan, dizisi bitince yatan bir kuşaktan söz ediyoruz burada. Bu iddia doğruysa eğer kalbimiz, yani milletçe kalbimiz iyi durumda demektir. Ben çok da gerçekçi olduğunu zannetmiyorum. Başka? İç sayfalardaki gezintimiz devam ediyor. Sıradaki haberimiz çıldırtan ikramiye. Böyle bir ikramiye yok. Bilmiyorum verildiği zaman ne çıkacak karşımıza. Mega Millions sayısal loto benzeri bir şans oyunuymuş. 654 milyon dolarlık ikramiye devretmiş. 654 milyon dolar da değil. Yarın yapılacak olan çekiliş öncesi ikramiye 868 milyon dolara ulaşması bekleniyormuş. Bora hesaplayabildi mi kaç para yapıyor? Yok, Bora'nın yanında devreler şu anda. 868 milyon dolar çok para yapıyor. Çok. Mesela ne alınabilir? Ne alınabilir? Bora kendine yeni bir kamera alır. Ondan sonra üstünde bekler. Bozulunca bir kamera daha alır. Şanslı numaraları tutturma olasılığı 302 milyonda birmiş. Kaç paraydı Seyhun, sen söylemiştin az önce? 400 trilyon. 300 milyonda birmiş şey, tutturma olasılığı. Herkese bölseler aslında herkes zengin oluyor. Tutturma olasılığı olan herkese bölseler herkes zengin oluyor. Seyhun diyor ki Afrika'ya dağıtsınlar. Afrika'dan çalmasalar kafiydi. Dağıtmalarına gerek yok. Diğer habere bakalım. Benzerine başka yerlerde de rastladığımız bir tablo daha. Bursa'da 510 yıl önce inşa edilen Han'daki 7 dükkan tarihi tahta kapıları söküp çelik kapı taktırmış. Niye yaptınız bunu demişler. Cevap, hırsızlık riski vardı. Ya şu çok komik değil mi yalnız şunlar? Bunlar çok komik değil mi? Bu meseleyi ben bir röportaj sırasında Sayın Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy'a da sordum. Bunlara ilişkin Turizm Bakanımızın, bu tabii hani başka bir şeyin konusu da, ama hani turistik bazı mekanlarda da böyle bir takım düzenlemeler olduğu iddia ediliyordu. Bunlara karşı devletin çok hassas olduğunu öğrendim. Yani o işte tarihi köprünün üzerine asfalt dökülmüş, kemer gözleri betonla doldurulmuş, şu kapılara çelik kapılar takılmış falan. Devlet bu konuda çok hassas. Ve zaten şimdi gereği de yapılacak anladığımız kadarıyla. Normal şartlarda dükkan sahipleri Anıtlar Kurulu'ndan alınan izin sonrası yapıları yenileyebiliyorlarmış. Anıtlar Kurulu'na sormadan etmeden burada bizim hırsızlık riskimiz var diye çelik kapıyı gömmüş abi buraya. Arkadaş hiç mi vicdanını sızlamadı ya? Zaten bunlar sökülecek şimdi. Ha, tabii ki eski haline getirilecek bu haber çıktıktan sonra ama yazık günah ya. Hiç mi vicdanını sızlamadı şunu şuraya monte ederken? Hadi bunu yaptıran adam bunu yaptırmaya kafasına koymuş. Şu kapıyı getirip buraya monte eden adam o matkabı şuraya vururken hiç mi için sızlamadı? Hadi diğer habere geçelim. Vakti idareli değerlendirmek adına. 40 yaştan 20'ye öğüt, ilk yalandan sonra bırak diyor. Amerikalı akademisyen Junior sosyal medyada 40 yaşı aşkın kadınlara 20'li yaşlarınıza öğüt verseydiniz ne derdiniz diye bir anket yapmış.
Cevaplar enteresan. Mesela yalanını yakaladığın herkesi ilk seferde terk et. Daha üstüne gitme diyor. Başkaları için değil kendin için başarılı ol. Zor. Ama işte 40 yaşına gelince 20'li yaşa böyle bir nasihat bırakabiliyor musunuz? Efendim, hislerini gizleme, anında söyle. Para biriktir, dünyayı gez. Bak bu çok önemli. Sonra bir süre sonra hiç vaktiniz kalmadığını üzülerek anlıyorsunuz. Güzel fotoğraflar çektir diyor bir diğer nasihatte. Sonraki habere bakalım. Hayvanların giyim masrafı 500 milyon dolar. Amerikalılar 31 Ekim'de kutlanacak Cadılar Bayramı için para saçıyor. Bir şirket Amerikalıların ev hayvanlarını Cadılar Bayramı'nda giydirmek için kostümlere harcadığı parayı araştırmış. Ev hayvanlarına kıyafet. Amerikalılar bu sene hayvanlara 500 milyon dolarlık kostüm almışlar. Bu harcama 2010 yılında ise 200 milyon dolar düzeyindeymiş. Tabii tekstil sektörünün canlanması adına belki de faydalı gibi görünebilir de, ya şu hayvana şunu giydirip de ne murad ediyorsunuz? Çok beğeniyorsanız kendiniz giyin. Görelim sıradaki haberi. Ara Güler'i kaybettik. Dünyaca ünlü foto muhabirimiz. Bu topraklara ait bir değer. Dünyanın da yakından tanıdığı bir isim. Ara Güler yine foto muhabiri olarak tanımlıyordu. 90 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Fotoğraf bir ustasını kaybetti. Duayen fotoğraf sanatçısı Ara Güler 90 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Güler konjestif kalp yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği ve periferik arter hastalığı nedeniyle Şişli Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Dün akşam saat 22.10 sıralarında kalp ve solunum durması sebebiyle müdahale edilerek yoğun bakıma alındı. Yorgun kalbi yoğun bakımdayken bir kez daha durdu. Bu kez müdahalelere yanıt vermedi. Ölüm haberini doktoru açıkladı. Saat 23.05'te kalp atımı ve solunumu tekrar duran Sayın Güler, yapılan tüm müdahalelere yanıt vermemiş ve saat 23.20'de vefat etmiştir. Ülkemizin, yakınlarının ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Yakınları, sevenleri hastaneye akın etti. Çok severdim ve hukukumuz da çok derindi. Ben basın camiasının, sanat camiasının, Türkiye'nin başı sağ olsun diyorum. Açıkça söylemek gerekirse bir ustamı, bir babamı kaybettim diyebilirim. 17 yaşımdan itibaren onu tanıdım ama 10'lu yaşlarımda onun fotoğraflarıyla dünyayı ve Türkiye'yi keşfetmeye başlamıştım. Bütün insanlığın ve bütün dünyanın son derece değer verdiği eşsiz bir insanı kaybettik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, duayen fotoğraf sanatçısı Güler'in ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti. Erdoğan yayınladığı taziye mesajında, Türkiye'nin yetiştirdiği ünlü fotoğrafçı Ara Güler Usta geriye bıraktığı eserleriyle hep hayırla yad edilecek, dedi. Ara Güler, 20. yüzyıldan 21. yüzyıla uzanan geniş bir zaman diliminde insanlığın ortak kültürüne, ulusal veya küresel siyasete, bilim araştırmalarına damgasını vurmuş pek çok insanın portre fotoğraflarıyla tanınıyordu. Pablo Picasso'dan Winston Churchill'a, Sophia Loren'den Alfred Hitchcock veya Salvador Dali'ye sayısız ünlünün fotoğraflarını insanlığın arşivine kazandırmıştı. Ancak asıl aşkı İstanbul'du. Doğup büyüdüğü, her zaman büyük bir aşkla bağlı olduğu İstanbul'un son 100 yılını fotoğrafladı. Mesleği sorulduğunda her zaman foto muhabiriyim diyen Ara Güler, 1928'de İstanbul'da doğdu. Daha çocuk yaşlardayken sinemacı olmayı hedeflemişti. 1950'de Yeni İstanbul Gazetesi'nde gazeteciliğe başladığında yaşam rotası da belli olmuştu. ...90 yıllık yaşamında tanık olduğu her olayı görüntüledi. Türkiye'nin ortak belleğine büyük bir arşiv bıraktı. Ara Güler, ünlü Kodak firmasının son makara filminin hediye edildiği ve bu makara ile son kez geleneksel tarzda 30 kare fotoğraf çekmiş sanatçı olarak da tarihe geçti.
Ara Güler'in hayatını kaybettiği hastaneye çeviriyoruz kameralarımızı. Orada hastanenin önünde Zuhal bizi bekliyor. Hem ustanın son anlarına tanıklık edenlerle konuştu. Hem de cenaze programı netleşmeye başladı yavaş yavaş. Zuhal seni dinliyoruz. Nedir? Evet, Zuhal'in şu anda bizi duymakta zorlandığını anlıyorum. Birazdan yeniden döneceğiz Zuhal'e. Evet, şu anda beni duyamadığını anlıyorum. Belki kameraman arkadaşım bize yardımcı olursa. Tamam. Bağlantımız koptu. Ara Güler 90 yaşında, işte şu anda sevenlerinin akın akın gittiği Florence Nightingale Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Orada yoğun bakımda idi son olarak. Ve en son dün akşam hayatını kaybettiği duyuruldu. Cenazesinin de cumartesi günü cenaze töreni yapılacağı söyleniyor. Zuhal'e bağlantımız sağlanmış. Zuhal'e tekrar dönelim. Zuhal hem bize kolay gelsin Zuhal. Hem tabii sen son anlarına tanıklık eden dostlarıyla, sevenleriyle de orada konuşma imkanı buldun. Hem de cenaze programını öğrendin aileden. Seni dinliyoruz. Ersoy'da da Türkiye'de bir tarihin kapandığını söyleyebiliriz. Usta fotoğraf muhabiri Ara Güler dün gece saat 23.20'de hayatını kaybetti. Aslında sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin ardından başhekimin tedavisini yapan doktorun açıklamalarıyla Türkiye bu acı haberi de almış oldu. 5 gündür yoğun bakımdaydı. Hemen bulunduğumuz hastanede aslında kendisi şeker hastasıydı ve haftanın 3 günü düzenli olarak diyalize giriyordu ve son 15 günde giderek ağırlaştı da yine yakınlarından aldığımız bilgilere dayanarak sizlerle paylaşacaklarımız arasında dediğimiz gibi 5 gündür yoğun bakımdaydı. Bu hastanedeki tedavisi devam ediyordu. Dün gece saatlerinde de kalbi durdu, solunumu durdu. Doktorların ilk müdahalesiyle tekrar kalbi çalıştırıldı ama 23.20'deki müdahaleden sonra ne yazık ki Ata Ara Güler hayatını kaybetti. Bugün de hastanenin önündeki bekleyişimizi sürdürüyoruz. Aslında dün gece saatlerinden itibaren meslektaşları, onu sevenleri, onunla birlikte çalışanlar, yine yerel yönetim temsilcileri buradaydı. Aileye başsağlığı dilemek, taziyelerini iletmek için. Bu sabah itibariyle ise sabah bir saat sonra 9 ile 10 arasında ailenin cenaze programına ilişkin bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Ara Güler'in cenazesine ilişkin detayları yine ailesinden alacağız. Bu noktadaki bekleyişimizi sürdürüyoruz. Dediğimiz gibi gece saatlerinden bu yana da Ara Güler'in yakınları, onu sevenler elbette buraya geliyorlar. Hatırlatmakta fayda var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aileyi arayıp taziyelerini ilk ileten isimlerden biri oldu. Bu noktadaki haber takibimizi sürdüreceğiz diyelim ve söz tekrar size, merkeze bırakalım Ersoy'da da. Çok çok teşekkürler Zuhal, sağ olasın, var olasın, bize aktardı hastanedeki son durum. Suudlu gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasına ilişkin soruşturmada çok ciddi bir mesafe kat edildi. Önceki gün Suud Konsolosluğu'nda Türk polisi, olay yeri inceleme ekipleri, adli tıp uzmanları 9 saat süren bir araştırma inceleme yapmışlardı. Dün akşam da konsolosun rezidansında idi ekipler. Orada da aşağı yukarı 9 saat süren bir çalışma yapıldı. Gece 1 gibi konsolosun rezidansındaki çalışmalar sona erdi. Fakat iş bitmedi. Ekipler yeniden oradan çıktıktan sonra konsolosluğa geri döndü ve sabahın ilk ışıklarına kadar konsolosluk bir kez daha araştırıldı. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim'den beri kayıp. Tüm dünya onu konuşuyor. Gözler Türkiye'de. Ankara ve Riyad'ın üzerinde anlaştığı ortak çalışma grubu incelemelerine devam ediyor. Türk ve Suudi ekipler ilk incelemeyi konsolosluk binasında yapmıştı. Sıra konuta geldi. Aslında çalışma 16 Ekim'de yapılacaktı. Ama Suudi yetkililer konutta aile var diye incelemeyi bir gün erteledi. Çarşamba günü öğleden sonra konsolosluk konutuna ilk gelen ekip Suudiler oldu. Ortak çalışma grubu için Türkiye'ye gelen Suudi ekip an itibariyle şu anda başkonsolosun konutuna giriş yaptılar ve onların buraya gelmesiyle birlikte konut önünde ciddi bir hareketlilik yaşandı. Ekip şu anda içeride inceleme yapıyor. Çok geçmeden Türk ekibi de konuta geldi. Ekip ikisi olay yeri inceleme olmak üzere toplam 4 sivil plakalı araçla geldi. Soruşturma için en kritik dakikalar yaşanıyor an itibariyle. İşte beklenen Türk ekibi şu anda Suudi Arabistan Başkonsolosu'nun konutunun
olduğu noktaya geliyor. Olay yerini inceleme aracını görüyorsunuz. Gerçekten de şu anda çok önemli anlar yaşanıyor. Zira Türk ekiplerinin gelişi son derece önemliydi. Bir saat önce de Suudi ekipler gelmişti ve iki ortak çalışma grubu an itibariyle buluşmuş olacaklar. Türk ekiplerinin içeriye girmesiyle birlikte. Ekipte İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerine bağlı uzman personel yer aldı. Yanlarında getirdikleri ekipmanları araçlardan indirerek başkonsolosluk konutuna girdi. Su motoru ve jeneratör dikkat çekti. Konut içinde başlatılan çalışmalarda mavi ışık ile birlikte luminol denilen yöntemle DNA izi arandı. Zaman zaman konutun çatısında da arama yapıldı. Konutun üzerinde olay yeri inceleme ekiplerine ait bir drone ile de aramalar gerçekleştirildi. Konuttaki inceleme çok yönlü olarak devam ediyor ve an itibariyle bakın drone kaldırıldı ve başkonsolosluk konutu şu anda havadan görüntüleniyor ve konut çevresindeki her türlü detay hava kamerasıyla yani drone görüntüsüyle an be an görüntüleniyor ve oradaki görüntüler içerideki olay yeri inceleme ekiplerine an be an iletiliyor. Eğitimli polis köpekleri de aramalara dahil edildi. Çalışmalar, incelemeler tam 7 saattir aralıksız devam ediyor. İşte tam da başkonsolosluk konutunun önünü görüyorsunuz. Ekipler içeriye bir giriyor, bir çıkıyor ve birkaç saat daha çalışmaların süreceği tahmin ediliyor. Konuttaki inceleme ve arama çalışmaları gece saat 2 sıralarında sona erdi. Konuttan ayrılan olay yeri inceleme ekipleri bu defa daha önce de inceleme yapılan Suudi Başkonsolosluğu binasına geçti. Arama ve inceleme çalışmaları bu kez konsolosluk binası ve bahçesinde devam etti. Olay yeri inceleme ekipleri sabaha karşı 5.30 sıralarında çalışmalarını tamamladı ve konsolosluktan ayrıldı. Amerikan Başkanı Donald Trump bu süreci yakından takip etmesi ve Mekki diplomasisi yürütmek istediği için Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu görevlendirdi. Pompeo evvela Riyad'a gitti. Ardından da Ankara'ya geldi. Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan Esenboğa Havalimanı'nda Mike Pompeo'yu kabul etti. Aşağı yukarı 40 dakika süren bir görüşme yaptılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sürpriz bir şekilde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü. Görüşme Ankara'da Esenboğa Havalimanı Şeref Salonu'nda yapıldı. Çünkü Erdoğan Moldova'ya hareket edecekti. Erdoğan-Pompeo görüşmesi 40 dakika sürdü. Görüşmede Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan vardı. ABD tarafındaysa Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey dikkat çekti. Münbiç yol haritasının uygulanması dahil birlikte atacağımız adımları da değerlendirmiş olduk. Erdoğan-Pompeo görüşmesinden sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ABD Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. 30 dakikalık görüşme sonrasında kameraların karşısına geçen Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan-Pompeo görüşmesinde ele alınan Cemal Kaşıkçı olayına değindi. Odağında Suudi konsolosun Türkiye'den ayrılması vardı. Kendisi sınır dışı edilmiş değil. Ne zaman gelip gelmeyeceği konusu da benim işim değil. Ama başkonsolosun özellikle bu olay gerçekleştikten sonra yani Kaşıkçı'nın kaybolmasından sonra bazı yaklaşımları tabii ki tepki topladı. Özellikle dalga geçer gibi dolapları açıp da bak işte burada yok gibi demesi, saygısızca davranması doğru bir yaklaşım değildi. Bakan Çavuşoğlu Pompeo görüşmesinde Münbiç yol haritasının da ele alındığını vurguladı. Türkiye ABD'ye gecikmeyi hatırlattı. ABD ise tepkiyi haklı buldu. Bir gecikme olduğunu kendileri de kabul ediyorlar. Sahadaki çalışmalarda gecikme olabilir ama önemli olan bunun safsaklanmaması, ortak devriyenin de bir an önce başlaması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pompeo görüşmesinde Münbiç konusundaki kararlı tutumunu ise sürdürdü. Sayın Cumhurbaşkanımız şu mesajı da verdi. Eğer burada sizin zorluklarınız varsa, Türkiye olarak biz buradan bu teröristleri
temizleriz. VABD'nin Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımları Çavuşoğlu konunun görüşmede ele alındığını söyledi ve yaptırımlar zaten saçma sapan şeylerdi dedi. Artık ilişkilerimizde yani böyle yaptırım gibi veya diğer konuların olmaması gerektiği konusunda hemfikiriz. Kendileri de bunu söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Türkiye'den ayrıldı. 1-2 saat sonra da ABD Dışişleri Bakanlığı Cemal Khashoggi olayıyla ilgili Türkiye'ye yardımcı olabileceklerini açıkladı. Açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mike Pompeo'yu kabulü sırasında ABD'li Dışişleri Bakanı'nın olaydan duyduğu endişeyi dile getirdiği vurgulandı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 günlük resmi bir ziyaret için Moldova'da. İki ülke arasındaki ilişkiler, Moldova ve Türkiye arasındaki ilişkiler stratejik ortaklık seviyesine yükseltiliyor Cumhurbaşkanı'nın bu ziyaretiyle birlikte. Bu imzalar Türkiye ile Moldova arasında yeni bir dönemin başlangıcı. İki ülke aralarındaki ilişkiyi stratejik ortaklık seviyesine çıkarıyor. Stratejik ortaklar birbirlerini hayati çıkarlar söz konusu olduğunda tereddüt etmeden desteklerler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Moldova'ya sabah saatlerinde gitti. Başkent Kişinev'de mevkidaşı Igor Dodon tarafından resmi törenle karşılandı. İki cumhurbaşkanı baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı. Ardından iki ülke ilişkilerini stratejik ortaklığa çıkaran açıklama imzalandı. Erdoğan Moldova'yı FETÖ konusunda uyardı. Özellikle FETÖ'yle ortak mücadelemizde Türk halkının Moldovalı dostlarından beklentisi gereken desteği tereddütsüz bir şekilde gösterebilmesidir. Bu terör örgütü aynı çalışmalarını şu anda Moldova'da da yapmak suretiyle devletin kademelerine sızmak suretiyle burada da aynı adımları atabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmak istediklerini söyledi. Bu ülkeye bankacılık yatırımı da yapılacak. İki devlet bankası çalışma yaptı. En kısa zamanda bu iki bankamızdan biri veya ikisi Moldova'da şubelerini açacaklar. Moldova Cumhurbaşkanı Türkiye'nin ulusal çıkarlarını koruma konusunda kendileri için örnek olduğunu söyledi. Ülkenin milli kahramanı Bohdan Prensi Büyük Ştefan'ın Topkapı Sarayı'nda sergilenen kılıcının replikasını istedi. Üstesna eserler bölümünde bunlar duruyor orijinalleri. Bu müstesna eserler bölümünde duran bu tür objeleri çıkarmak yasak olduğu için bunları çıkarmıyorlar. Ancak replikasını bir tanesini Romanya'ya verdik. Bir replika da Moldova'ya yaptırılmak suretiyle sizlere en kısa zamanda onu yetiştireceğiz. Moldova Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhuriyet nişanı verdi. Cumhurbaşkanı daha sonra Türkiye'nin katkılarıyla yenilenen Moldova Cumhurbaşkanlığı binasının açılışını yaptı. Bu binanın ülke için sembolik önemi var. Moldova Cumhurbaşkanı da basın toplantısında Türkiye'ye yenileme için teşekkür etmişti. Daha sonra hükümet binasında Moldova Başbakanı Pavel Filip'le bir araya geldi. Görüşmeden sonra ikili anlaşmalar imzalandı. Hadi çevirdik kameralarımızı Ankara'ya. Çağla Atlı hazır bizi bekliyor. Ankara'da başkentin gündemini vermek üzere. Günaydın Çağla Atlı. Nedir gündeminiz? Ne takip ediyorsunuz bu sabah? Günaydın Ersoy'da da biraz önce haberlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moldova temaslarındaki ilk gün nasıl geçti izledik. Bugün ikinci gün ziyaretinde. Peki bugün neler olacak? Hemen onları aktaralım. Başkent Kişinev'deki temaslarının ardından Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon'la Gagauz Özerk yeri başkenti Komrat'a geçecek bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve Dodon ve Gagauz Özerk yeri başkenti ile İcra Komitesi binasında gerçekleştirecekleri görüşme. Ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek ve devamında da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dodon ve Vlah'la Altındağ Belediyesi'nce onarımı yapılan kültür evinin TİKA tarafından onarılan Komrat Bölge Hastanesi, Aziz Sancar Tanı ve Tedavi Merkezi'nin açılışına katılacak ve kent meydanında Gagauz Özerk yeri halkına hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı böyle ve
Vlah tarafından onuruna verilecek öğle yemeğine de katılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moldova temaslarında ikinci gün böyle geçecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bugün yurt dışına gidecek, Londra'ya hareket edecek. Saat 13'ü gösterdiğinde Atatürk Havalimanı'ndan hareket edecek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun programı böyle. Bakanların da programına bir göz atalım dilerseniz. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün bir programı var. Bugün Anadolu Ajansı editör masasına konuk olacak ve gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunmasını bekliyoruz Abdülhamit Gül'ün. Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 6. Ankara İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri etkinliğine katılacak. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un da bugün bir programı olacak. Rekabet Kurumu'nda düzenlenen Perşembe konferansları kapsamında büyüsü bozulan dünyada yeni düzen arayışı konusunda kurum çalışanlarına hitap edecek Numan Kurtulmuş da ve mecliste KİT Komisyonu mesaide olacak. Elektrik Üretim, Soma Elektrik Üretim AŞ ve Türkiye Elektro Mekanik Sanayi'nin 2015 ve 2016 hesapları görüşülecek KİT Komisyonu'nda ve son olarak yargı başlığını da aktaralım. FETÖ davaları görülmeye devam ediyor. Bu kapsamda da Akıncı üstündeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı davanın görülmesine de Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce devam ediliyor olacak. Bizim de gözümüz kulağımız gün boyu tüm bu başlıklarda ve daha fazlasında olacak Ersoy Dede. Çok çok teşekkürler. Sağ ol, var ol. Çağlattı bize aktardı başkentin gündemini diyelim. 3. Havalimanı'na, yeni havalimanı'na dönelim. Yeni havalimanının artık açılışı için geriye doğru sayıyoruz ve son tatbikatlar, son denemeler yapılıyor. Dün yine çok kalabalık bir öğrenci grubuyla 3. Havalimanı tüm limitler zorlanarak bir kez daha tatbikat sahasına dönüştü. Yolcular, valizleri, check-in işlemleri. Yeni havalimanında son deneme yapıldı. Süreç sorunsuz atlatıldı. Artık tüm gözler 29 Ekim'de. Tarihi açılışın yapılacağı günde. 29 Ekim 2018'de açılacak dünyanın tek çatı altındaki en büyük havalimanında hazırlıklar bitme aşamasında. Havalimanının operasyona başlamadan önceki en önemli unsurlarından sayılan operasyonel hazırlık ve havalimanı taşınması süreci İstanbul'un yeni havalimanında devam ediyor. 16 Ekim'de son deneme çoğunluğu üniversite öğrencisi 3000 kişinin katılımıyla yapıldı. Bu 3000 kişi İstanbul'a inen ya da İstanbul dışına gidecek yolcu rolü yaptı ve havalimanının operasyon akışı denendi. Türk Hava Yolları'na ait 3 uçak yeni havalimanına indi. 2000'e yakın havalimanı personeli görev başındaydı. Deneme 9000 bagajla başarıyla gerçekleştirildi. Yolcuların valiz alımlarından, kontuarlarından geçişine kadar tüm detaylar test edildi. Şu emeklilikte yaşa takılanlar meselesi ile ilgili çok tartışılıyor. Bilmediğimiz pek çok kavram var. O kavramlar etrafında tabii ki tartışma devam ediyor. Bugün sosyal güvenlik uzmanı Resul Kurt Star gazetesinde peki ne yapmalı sorusunun cevabını vermiş. Birkaç ayrı teklifi hatırlattıktan sonra yani hem o emeklilikte yaşa takılanların yaşadığı mağduriyeti hem daha evvel mecliste gelen yasalar var. Mesela diyor ki 99 öncesi sigortalı olanlar için kadınsa 50 yaşını, erkekse 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 gün sayısını tamamlayanlara kadınsa 50 yaşını, erkekse 55 yaşını doldurmuş olması ve 15 yıldan beri sigortalı bulunması ve 3600 gün prim ödenmesi gibi teklifler vardı. Bu öneriler bana Süleyman Demirel'in 92'deki seçim vaatlerinden biri olan emeklilik yaşının düşürülmesini ne hatırlattı diyor Resul Kurt. Demirel vefat etti ama hala popülizmin faturasını ödemeye devam ediyoruz diyor. Peki ne yapmalı? Ne yapmalı sorusunun cevabı çok net. Yani şu anda bu sisteme dokunmamalı ama Resul Kurt'a göre düşük ücretlilerin çalıştıkça emekli aylığının düşmesi, diğeri 50 yaşını aşanların iş bulma sorunu. Maalesef çalıştıkça emekli aylığının düşmesiyle prim gün sayısını doldurduktan sonra ilave çalıştıkları her 360 gün için emekli maaşları yaklaşık 30-40 lira azalıyor. Yani çalışmasalar daha iyi. Adeta çalışmayın evde oturun veya çalışsanız bile sigortasız çalışın deniyor. Bu konu mutlaka düzeltilmeli. Çalışma gün sayısı arttıkça bağlanacak emekli aylığı da
artırılmalı. Ayrıca SGK ve vergi teşvik sisteminde genç işsizler yanında 50 yaş üstü çalışanları istihdam edenlere de benzer teşvikler getirmeli diye bir teklifte bulunmuş sosyal güvenlik uzmanı Resul Kurt Star gazetesinde bunu da söylemiş olalım. Star'dan açmışken Mehmet Metiner'e bakacağız. Mehmet Metiner hem gazeteci hem siyasetçi olarak her iki tarafı da iyi bilen bir isim. Dolayısıyla bugün yazdığı yazının o anlamda daha fazla önemi var. Yerel seçim borsasına dikkat diyor Metiner. Yerel seçim borsası tabirini bilerek kullandım. Çünkü yerel seçim borsası tabirini bilerek kullandım. Çünkü ciddi paraların döndüğü bir süreçtir bu. Para sahipleri herkesi satın alabileceklerine inanırlar. Dolayısıyla önceden ağlarını örerler. Kendilerini iktidar katına taşıyacak insanlarla ilişki geliştirirler. Dostluklar kurarlar. İlişkilenme konusunda sıkıntı yaşamazlar. Ya bizzat kendileri isim sahibi oldukları için doğrudan arayıp tanışırlar ya da birileri üzerinden ulaşıp dostluk geliştirirler. Aracılar bu süreçte önemli rol oynar. Bu aracılar içinde gazeteciler mutlaka bulunur. Gazeteciler onlar için olmazsa olmaz önemlidirler. Zira onlara hem kendi reklamlarını yaptırırlar hem de onlar üzerinden kendilerine iktidar katındakiler nezdinde dostluklar oluştururlar. Aracı gazeteciler ne mi yaparlar? O seçim bölgesinde ilişkide oldukları ismi sistematik biçimde pompalarlar. İsmi gündemde yoksa gündeme sokarlar. Köşelerinde bunu işlerler. Bu bir alışveriş ilişkisidir. Çünkü gazeteci kendi işine bakar, alacağına bakar. Partinin o isimle kazanıp kazanamayacağı onun umurunda bile olmaz. Bu bir sektördür. Veren de alan da memnundur. O gazetecilerin pompaladığı isimler aday gösterilmediklerinde ihanetçi olurlar. Çünkü bütün hesabını adaylık ve sonrası üzerine kuranlardan başka türlüsü de beklenmez diyor Mehmet Metiner. Yerel seçim borsasına dikkat. Metiner'in bu yazdığı yazı üzerinden bundan sonra bazı gazete köşelerinde şu ismi mutlaka aday göstermelidir bu parti. Gerçekten bununla falan diye yazılar görürseniz Metiner'in bu yazısı aklınıza gelsin. Sabahta Engin Ardıç iki Atatürk kitabı karşılaştırması yapmış bugün. Aslında ikisini de yerden yere vurmuş. Okuyalım. Çok hoş. Türkiye'nin ikinci büyük gazetesi ile üçüncü büyük gazetesi gizli gizli ve tatlı tatlı kapışıyorlar. Çatışma alanı yeni çıkan Atatürk kitapları. Böylece ortaya iki fraksiyon çıktı. İpekçiler ve Yılmazcılar. Bir gazete İpek Çalışları ittiriyor, öteki Yılmaz Özdil'i. Her iki kitabı da aldık, karşılaştırıyoruz. Bu çatışma bize toplam 67 liraya patladı. Helali hoş olsun. Büyük Atatürk için neler vermeyiz ki? Hemen de düzeltip özür dileyelim. Yılmaz'ınkinin 39 lira 90 kuruş olduğunu yazmıştık. 35 liraya aldık Migros'tan. Çıkarken kasaya yakın, çiketlerin falan oradan. Son satış noktası. İpek Hanım'ınki azıcık daha ucuz, 32 lira. Önümüz fuar, bakalım fuarda kim kazanacak diyor Engin Ardıç. Çalışların kitabı daha bir kitaba benziyor. İçinde bol ayrıntı var. Bize yeni bir şey öğretmiyor ama bu bir biyografi. Tek kusuru, anlatımı 1927 yılında bırakması. Herhalde ikinci bir cilt birkaç yıla kadar gelecektir, gelmelidir. Özdil'in kitabı bir biyografi değil, bir hagiografi. Batılılar bu terimi adeta bir ermişin hayatını anlatır biçimde taraflı yazılmış güzellemeler için kullanırlar. Yani Murat Bardakçı'nın da belirttiği şekilde bir menakıbname. Üstelik Yılmaz'ın birlik üslubuyla yazılmış. Yani her cümle bir satır, her satır bir paragraf. Böylece 200 sayfaya sığacak kitap şişe şişe 500 sayfaya dayanmış. Başka türlü de arkasına 35 lira fiyat koyamazsın zaten. Bu köşe yazısı formatıyla kitap yazma tuzağından kimse kolay kolay kurtulamıyor. Bir diğer örneği de Hıfzı Topuz'un kitaplarıdır. Elbette çok kolay okunuyor. Elbette okuyucunun en alt katmanına, okuma alışkanlığı ve okuma görgüsü zayıf olan kesime kendi gazetesinin müşterisine sesleniyor. Fakat o kesimde bir kitaba 35 papel toka edecek baba yiğit de az çıkar ha. Emekli memurların Atatürk sevgisine ve de zamlı maaşlarına güveniyor olmalılar. Onlar da bu kitabı yeni bir şeyler öğrenmek için değil, doğrulanmak ve tatmin olmak için alacaklardır. Allah razı, veren razıdır. Yılmaz'ın kitabı bekleneceği şekilde Selanik'te doğdu diye başlıyor. Mustafa Kemal İlelebet Paydar'dır diye bitiyor. Arka kapağında da daha önce hiç duymadığımız Atatürk'ün şu sözü var. Ey Türk gençliği, birinci vazifen orada kesmiş, merak edene devamı içeride. İçinde bilmeyene dağ başını duman almış marşının sözleri bile mevcut. Ben kendi payıma bu kitabın çıkacağı söylenen Azerice versiyonunu heyecanla bekliyorum. Eğlenceli olacaktır. Şu anda piyasada mevcut en iyi Atatürk biyografisinin de Andrew Mangan'ın eseri olduğu şeklindeki görüşümde ısrar ediyorum. Murat Bardakçı kardeşimiz belgelere dayalı esaslı bir Atatürk biyografisi bir türlü yazılamadığından yakınmış. Hiç boşuna beklemesin, bu kanunlar yürürlükte olduğu sürece yazılamaz diyor Engin Ardıç. Andrew Mangan'ın biliyorsunuz kitabı.
yani İngin Ardaş'ın bahsettiği kitap vaktiyle yazılmış belki de en sansürsüz kitap. Çünkü Atatürk'ün özel hayatına dair de çok önemli detaylar var. Bir rivayete göre bu kitabın taslağı önüne gelmiş ama dolayısıyla bazı noktaları oradan çıkarılmış denir. Doğrudur bilmem. Star gazetesinde Yahya Bostan, Fırat'ın doğusunda hangi hedefler var sorusunun cevabını arıyor. Amerikan Genelkurmay Başkanı Dunford'un çok yakında Münbiç'te kişileri taramadan geçireceği sözleri gecikmiş yol haritasındaki aşamalardan biri. Bu Münbiç'in güvenliğini sağlayacak yerel güçlerin oluşturulması ile ilgili bir konu. Planlamaya göre Türkiye ve ABD bu güçlerin oluşturulması için isim önerisinde bulunacaktı. Şimdi önerilen bu isimler karşılıklı olarak masaya yatırılacak. Diplomasi trafiğinde ve güney sınırımızdaki bu hareketlenmenin bazı sebepleri var. 1. Soçi'de Rusya ile yapılan anlaşmayla İdlib sorunu önemli ölçüde çözülünce Ankara dikkatini yeniden terör örgütü YPG'nin kontrolündeki bölgelere çevirdi. 2. Ankara, Münbiç yol haritasında yaşanan gecikme nedeniyle Washington'a artık vakit kaybına tahammülümüz yok mesajı verdi. ABD bunun üzerine yol haritasındaki müşterek eğitim safhasına geçti. 3. Wright Brunson'ın mahkum edildikten sonra ülkesine dönmesi ilişkilerdeki önemli bir pürüzdü ortadan kaldırıldı. ABD ve Türkiye ilişkilerde yeni bir dönemin hazırlığını yapıyor. Ankara bu yeni dönem başlarken kırmızı çizgilerini tekrar hatırlatıyor diyor Yahya Bostan bugün Star gazetesindeki yazısında değerli izleyiciler. Hakkı Öcal bugün bir genç adamın İsrail'de başına gelenleri yazmış. Çok önemli. Milliyet gazetesinden okuyorum size. Amerikalı genç bir öğrenci Lara El Kasım yüksek lisans çalışmalarına İsrail'de Kudüs'teki İbrani Üniversitesi'nde devam etmek ister ve okuldan gerekli kabulleri alır. Bu belgeleri göstererek İsrail'e öğrenci vizesini temin eder. Florida Üniversitesi'nde sosyal bilimler okumuş olan 22 yaşındaki Lara, okuldaki Filistinliler için Adalet isimli öğrenci kulübünün de üyesiymiş. Dünyanın her tarafındaki benzerleri gibi bu kulübün Filistinlilerin topraklarının elinden alınmasını anmak amacıyla sergiler açtı ve büyük yatırımcıları İsrail'i boykota çağıran bildiriler dağıttığı bilinir. Ancak Lara bu etkinliğe ne kadar katılmış, kulüp faaliyetlerinde ne kadar etkin olmuş bilinmiyor. Bilinse de konu bu değil ve zaten olmamalı. Fakat geçtiğimiz pazartesi ilk derse katılmak üzere İsrail'e gelen Lara'yı uçaktan indiğinde bekleyen polis onu gözaltına aldı ve İsrail'e giremeyeceğini bildirerek sınır dışı etmek üzere hazırlıklara başladı. Andrew Brunson için seferber olan ABD Büyükelçilikleri, Konsoloslukları, Başkan ve Başkan Yardımcıları bu kepazelik konusunda kıllarını kıpırdatmadılar. İsrail vatandaşı Filistinli ve Musevi hukukçular genç kız adına İsrail mahkemesine başvurdular ve polisin sınır dışı kararının yürütülmesini durdurmak için harekete geçtiler. Üye olduğu kuruluş İsrail'in uluslararası firmalar tarafından boykot edilmesi çağrısında bulunan boykot edilmesi çağrısında bulunan kişilerin ülkeye girmesinin yasaklanabilmesini öngören bir İsrail yasası var. Böyle bir yasa demokratik herhangi bir ülkede anayasa mahkemesi türü bir yargı organı tarafından anında geçersiz sayılır. Çünkü suçlar şahsidir. Bir kurumun veya derneğin yönetim kurulunun aldığı bir karar veya yaptığı çağrının başka bir ülke tarafından suç sayılması halinde dernek üyesi kişilerin bundan dolayı cezalandırılması düşünülemez. Ne var ki İsrail bir teröristin, bırakın terörü, sıradan bir protestocunun veya eylemcinin faaliyeti sebebiyle o kişinin oturduğu evi, hatta mahalleyi ve köyü imha etmeyi hukuki sayıyor. Çok az da olsa böyle kolektif cezaların insan haklarına, İsrail yasalarına ve Tevrat'a aykırı olduğunu savunan Museviler var ama hiçbirinin İsrail'de siyasal temsil hakkı kazanması imkanı bulunmuyor. Bu inançta olan Museviler de toplumdan dışlanacakları korkusuyla ağızlarını açamıyorlar. Lara'nın savunmasını üstüne alan Musevi avukat Yotem Ben Hillel durdurma kararı alamadı ama davanın görülmesini sağladı. ABD başta olmak üzere birçok ülkede Musevi diasporası bu gibi uygulamaların İsrail açısından bir halkla ilişkiler felaketi olduğunu bildiriyor. Ve İsrail hükümetini Lara'nın Kudüs'te okumasına izin vermesini, böylelikle ülkenin dışarıdaki görünümüne daha fazla zarar verilmemesini istiyorlar. Netanyahu hükümeti ülkenin kendisinin savunma hakkı bulunduğu İsrail'e zarar veren herkesle mücadele edeceğini bildiriyor. Oysa İsrail'e en büyük zararı İsrail veriyor. Barıştan ve haktan yana olan Musevilerin İsrail'in kendisine gelmesini sağlayabilmeleri için uluslararası desteğe ihtiyacı var diye yazmış Hakkı Öcal. Amerika'dan İsrail'e giden o genç kızın
hikayesine yer verdiği bugünkü yazısında. Marka Reseyan, Akşam Gazetesi'nde ODTÜ'lü gençler meselesine şöyle yaklaşmış. Belki ilk kez Türkiye'nin başaracağı bir işin yol ayrımındayız. Bu kadar zor bir coğrafyada bunca risk ve saldırıyla mücadele ederken demokrasimizi, hürriyetleri, sosyal adaleti, çoğulcu siyaseti geliştirebilecek miyiz? Patinaj mı yapacağız? İttihatçılar ve Cumhuriyet'in kurucuları bunu yapmadı, yapamadı. Coğrafyanın zor şartları iddialı başlangıçlardan sonraki süreçte onları totaliterliğe sürükledi. Millete güvenemediler. Biz kimsenin bize ilişemeyeceği Amerika kıtasında değiliz. Şartlarımız zorlu ama zoru başarabiliriz. Demokrasiyi, özgürlükleri, çoğulculuğu, refahı arttırmaktan başka bir çaremiz yok. Bir imparatorluk bakiyesi olarak çoğulculuk en büyük gücümüz. Bunu zaafımız haline getirmelerine müsaade etmemek de bizim elimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ODTÜ'lü gençleri kabulü de davayı geri çekmesi de çok güzel hareketlerdi. Birbirimizi anlamak ve sevmek zorundayız. En nihayetinde seküleri, dindarı, Kürdü, Türkü, Ermenisi hepimiz şu üç günlük hayatımızı özgür, onurlu ve iyi yaşamak istemiyor muyuz diyor Marka Reseyan bugünkü yazısında. Yazılar böyleydi. Trafik cezalarına bakacağız. Trafik kurallarını ihlal eden sürücülere kesilen cezalar artırılıyor. Muayenesiz ve hurda araçlarla trafiğe çıkanlar, spin ve drift atanlar da ağır cezalarla karşı karşıya kalacak. Meclis Genel Kurulu'nda trafik cezalarını artıran kanun teklifi kabul edildi. Değişiklik yapılan karayolları trafik kanunu ile trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik sert önlemler alındı. Buna göre kırmızı ışık ihlali yapan ve hız sınırını aşan sürücülerin ehliyetine el konulabilecek. Bir yıl içinde 3 kez kırmızı ışıkta geçtiği tespit edilen sürücülerin ehliyeti 30 gün süreyle alınacak. Bu ceza ihlallerinin artmasıyla 60 güne kadar da çıkabilecek. Hız sınırlarında ceza uygulaması ise 3 kademeye yükseltildi. Karayollarında hız sınırını %30'a kadar aşanlara 235 lira, %50'ye kadar aşanlara 488 lira, %50'nin üzerinde ihlal edenlere ise 2000 lira ceza kesilecek. Hız sınırını bir yılda 5 kezden fazla ihlal eden sürücülerin ehliyetlerine de bir yıl süreyle el konulacak. Son günlerde yollarda tehlikeli bir şekilde araç ve motosiklet kullanan, bunu da sosyal medyada yayınlamaktan çekinmeyen bilinçsiz sürücülere karşı da yeni önlemler alındı. Bu sürücülere 5.010 lira idari para cezası uygulanacak. Sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınacak. Yeni kanunla muayenesiz araçlara da cezalar artıyor. Muayenesini yaptırmayanlar ile emniyetsiz raporu verilen araçlarla trafiğe çıkanlara 488 lira ceza kesilecek. Karayolları Trafik Kanunu'ndaki değişiklikler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından yürürlüğe girecek. Memleketin havasına bakacağız. Elebiran Ayhan burada, günaydın. Günaydın. Nasıl olacak hava? Şimdi bugün kısa süreli sağanaklar var Ersoy. Eğer radarın görüntülerini de ekrana verebilirsek, şu an Marmara üzerinde bir yeşil yağış bulutu görüyoruz. İşte o bulutun altında kalan yerler sağanak yağışın etkisinde kısa süreli ve hafif sağanaklar, fakat yine de hayatı, özellikle ulaşımı olumsuz yönde etkileyebiliyor. Çünkü bir damla yağmur İstanbul'da biliyorsunuz trafiği felç etmeye yetiyor. Kaygan yol riskini de artıran, olumsuz sonuçlar doğurabilen bir durumla karşı karşıya kalınabilir. O yüzden tedbirli olmak gerekiyor. Akdeniz bölgesinde de yağış var. Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de kısa süreli gök gürültülü sağanakların etkisinde bugün toz taşınımı devam ediyor. Dün bahsetmiştik hatırlarsan, Afrika üzerinden gelen tozların Türkiye üzerine giderek ilerlemesi durumuyla karşı karşıyayız. Şimdi şu anda Doğu Anadolu, İç Anadolu bölgesine doğru ilerliyor ve Akdeniz bölgesi üzerinde. Fakat giderek artık içlere, batıya, Marmara'ya, Ege'ye, Karadeniz'e doğru da ilerleyecek. Şu anda İç Anadolu bölgesinde artık partiküllerin gözle görünür durumda olduğunu da
gözlemleyebiliyoruz o bölgede. Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz için de aynı durum söz konusu. Şimdi bu durum hem hava kalitesini düşüren bir etken hem görüş mesafesini düşüren bir etken. Ve o bölgedeki bulaşıcı virüs ve bakterileri de buraya taşıyacaktır beraberinde. O yüzden hastalık açısından da risk oluşturacaktır. Olabildiğince evleri ve kapalı ortamları havalandırmamaya, pencereyi açıp özellikle o kirliliğin yüksek olduğu yerlerde buna dikkat etmek gerekiyor. Camı pencereyi açmamaya özen göstermek gerekiyor. Eğer dışarıya çıkmak zorundaysanız maske kullanımı yine oldukça önemli olacaktır. Özellikle solunum enfeksiyonları açısından sıkıntılı olanlarda, astım hastalarında, alerjik bünyelerde biraz daha tetikleyici olacaktır bu partiküllerdeki artış. Bunun dışında bu risk hem yarın hem hafta sonu devam edecek. Hatta görünen o ki önümüzdeki haftanın sonlarına doğru da devam edecek gibi gözüküyor. Şimdi yarın ne olacak? Yarın İç Anadolu bölgesinde, Doğu Anadolu'da, Karadeniz'in batısında sağanak yağış devam edecek ve Doğu Anadolu'da sağanak yağış devam edecek. Diğer bölgeler yine parçalı bulutlu olacak. Toz taşınımı yine devam edecek. Özellikle toz partiküllerinin yoğun olduğu yerlerde yağışın başlamasıyla birlikte çamur yağmuru şeklinde yağış da görülebilir. Yine buna karşı da tedbirli olmak gerekiyor ve cumartesi günü de... Bazen de yollarında kayganlaşıyor anlamına geliyor değil mi? Çok doğru. Evet, çok da, o da bir sabun su etki yapacaktır yağış anında özellikle de. O yüzden ciddi olumsuzluklara sebep olabilir. Cumartesi günü de Marmara bölgesinde, Karadeniz'de, İç Anadolu'da, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz bölgesinde yine sağanak yağmur var. Pazar günü de aynı şekilde kıyı Ege dışında tüm yurt yağışlı olacak. Kısa süreli olmakla birlikte yoğun sağanakları beraberinde getirebilir bu sistemler. O yüzden tedbirli olmak gerekiyor. Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da gök gürültülü sağanaklar halinde görüleceği için dolu ve yıldırım riskleri de var. Sel ve taşkın riskinin yanı sıra. Önümüzdeki hafta pazartesi günü Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağış devam edecek ve Akdeniz'in batısında. Trakya'da yeni bir sistemle birlikte yine sağanak yağış geliyor pazartesi günü. Salı günü de kıyı Ege, Akdeniz sahili, Doğu ve Güneydoğu Anadolu yağmurlu olacak. Önümüzdeki hafta ortasında çarşamba günü yine tüm yurtta havanın yağışlı olacağını söyleyebiliriz. Ersoy, kısa süreli sağanaklar hafta boyunca, hafta sonu, hatta önümüzdeki haftada böyle kısa süreli sağanaklar halinde tüm Türkiye'yi etkilemeye devam edecek gibi gözüküyor. Ortalamalarda yağış alacağız zaten. Önümüzdeki 3 ayın uzun süreli hava tahminlerine baktığımızda yağışın da ortalamalar civarında seyredeceğini aslında bize gösteriyor ki tahmin edilenle de paralel bir durumla karşı karşıyayız. Öyle bir manzara var. Sağanak yağış, yağışlı gün sayısı ve yağış miktarının ortalamalarda devam edeceğini, yağışlı bir Ekim ayının da bizi beklediğini söyleyebiliriz. Fakat kısa süreli sağanaklar halinde görülecek. Bunu da eklemiş olalım. Toz taşınımına dikkat diyelim. Bu arada iç ve doğu bölgelerde hava sıcaklığı artık gece özellikle de azalıyor. Hava sıcaklığındaki gündüz ortalamaların üzerindeki seyirin üzerine gece sıcaklıktaki ani düşüş soğuk algınlığı riskini artırıyor. Gece gündüz sıcaklık farkını giderek artırıyor ki bu da pastırma yazının başlangıcını aslında bize gösteriyor. Pastırma yazının da artık ufak ufak başladığını gösteriyor. Çünkü pastırma yazı dediğimiz olayda gece sıcaklığın çok düşük rakamlara indiği, gündüzse ortalamaların üzerindeki seyirin devam ettiği dönem bizim için. Ve pastırmaların da aslında en lezzetli pastırmaların da yapıldığı dönem. Et o gündüz sıcaklıkla genleşip gece işte soğukla büzüştüğü için daha lezzetli bir etin oluştuğu ve bu dönemde pastırmaların yapılmasının lezzetli olması sebebiyle halk arasında bu döneme pastırma yazı denmesi sebebiyle böyle adlandırılıyor. Dolayısıyla o döneminde aslında başladığını ufak ufak söyleyebiliriz. Önümüzdeki 4-5 gün, hatta 10-15 gün boyunca da bu durum artarak devam edecek. Gece gündüz sıcaklık farkı artık giderek artacak. Dolayısıyla soğuk algınlığı riskini artıracaktır bu durum. Gece hafif de olsa buzlanma ve don tehdidinin başladığı anlamına geliyor. Hem zirai faaliyetin sürdüğü alanlar için hem de trafikte tedbirli olmaya devam etmek lazım. Hazırlanmasıyla bugün noktalayalım. Çok teşekkürler. Sağ olasın, var olasın. Elle bir anayan anlattı memleketin havasını. Şimdi son dönemdeki televizyon dizilerinde tabii bu tarih vurgusu, tarihi sahneler çokça dikkat çekiyor. Çokça herkesin ilgisini çekiyor. Tabii imreniyor da insanlar, özeniyorlar da. İşte o imrendikleri, özendikleri, merak ettikleri alana doğru da bir eğilim kuşkusuz ki ortaya çıkıyor. Ok atma konusunda herhalde birkaç sene öncesine göre şu anda bambaşka bir yerde Türk gençliği. Bunun için de İstanbul'da bir yarışma tertiplendi. O yarışmaya götüreceğiz şimdi sizi. Hak derken kendini bırakırsın. Benim adım Ahmet. Nereliyiz Ahmet? Sudan'dan geliyorum. Oklarını aldılar, yayları gerdiler. Ya hak deyip
hedefe kilitlendiler. Dersimiz Türk okçuluğu. 3. Legolas'ta kimmiş toz koparan İskender'in yanında Türkler özüne geri dönüyor ve buna tüm dünyayı tanık edecek. Yunus Emre Enstitüsü Okçular Vakfı İşbirliği ile Kemankeş projesini hayata geçiriyor. Ha, okçuluk yok. Tamam, biraz zor ama çok heyecanlı. Bence en güzel spor, hem zeki bir spor. Enstitünün yurt dışındaki merkezlerinde Türk okçuluğu kurslarındaki yarışmalarda dereceye giren sporcular İstanbul'a geldi, özel bir eğitim aldılar. Burada en çok hoşumuza giden bunu severek yapıyor olmaları. Yani yüzü asık bir şekilde burada öğrenci daha görmedim. Hepsi farklı coğrafyalardan Türk kültürünü merak etti. Önce Türkçe öğrendiler, şimdi de savaş sanatlarını tanıyorlar. İnternetten araştırdım, arkadaşlarım söylediler Türkçeyi. Sevdim, okçuyu sevdim, merak ediyorum. Sporcular 19 Ekim'deki yarışmaya hazır. Gözleri sürekli aynı hedefte. Sağlıklı bir beden ve sağlıklı bir zihin için spor yapmak şart. İstanbul Büyükşehir Belediyesi işte tam da bu sebeple genç sporculara ve amatör kulüplere malzeme desteği yapıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi genç sporculara destek veriyor. 7'den 70'e herkes spor yapma imkanı olsun. Destek bizden, başarı sizden. Bu sloganla her yıl milyonlarca lira değerindeki spor malzemesi genç sporcular ve amatör kulüplerle buluşuyor. Bu yılda 11 milyon liralık spor malzemesi 1500 okul ve kulübe ulaştırıldı. Jimnastikten okçuluğa, basketboldan futbola kadar 20 ayrı branş bu destekten yararlandı. İstanbul'da istiyoruz ki spor yapmak istiyorum diyen imkan bulamadım diyemesin, demesin. Malzemem yok demesin. İstanbul Boğazı'nda bir yük gemisinin çarpması sonucu ağır yara alan hekimbaşı Salih Efendi yalısında restorasyon sürüyor. Restorasyon çalışmalarını dışarıdan görmek ya da önünden tekneyle geçerken görme şansınız yok. Önü bir separatörle kapalı fakat yukarıdan sizin için görüntüledik restorasyon çalışmalarını. İstanbul Boğazı'nda yük gemisi yalıya böyle çarpmış. Tarihi yapı ağır hasar almıştı. Büyük hasar gören hekimbaşı Salih Efendi yalısında restorasyon çalışmaları sürüyor. Yeniden ihya edilen tarihi yapının özelliğini kaybetmemesi için askılama yöntemi kullanılıyor. Askılarla tarihi yalının denize kayması ve yıkılması da engellendi. Yalının çatısında devam eden onarım çalışmaları havadan görüntülendi. Yalının iç cephesinde bulunan duvarlar da onarıldı. İstanbul Boğazı'nda görüntü kirliliğine neden olmasın diye tarihi yalının dış cephesi yıkılmamış halinin yer aldığı fotoğrafla kamufle edilmişti. Yeşilçam filmlerinden tanıdığımız şarkılar, dilimizden düşmeyen, unutamadığımız şarkılar, o şarkılar seslendiren usta isimler İstanbul'da bir araya geldi. Halit Kıvanç'ın bizi ilk sunduğu Cici Kızlar'la ilk çıktığımız sahne burası. Profesyonel olarak çıktığımız sahne ve huzurlarınızda şimdi de Cici'sin şarkısıyla Deli Kızlar diye bizi sunmuştu. Bir dönemin yıldızları onlar. Şarkıları dillerden hiç düşmedi. Annemin şarkıları konseriyle yıllar sonra sevenleriyle bir kez daha buluştular. Ateşte başayı sarmış. Konser öncesi sanatçılar da heyecanlıydı. Çok heyecanlanıyorum. Eskiye gideceğiz. 4-5 şarkı da olsa. Onlarla birlikte paylaşacağım için
Çok heyecanlıyım. Çok güzel bir gün yaşıyoruz. İnşallah gecede ilerleyen saatlerinde de herhangi bir sıkıntı olmaz. Birlikte içeriye gelen bütün herkesle beraber şarkılarımızı söyleyeceğiz. Şarkılar Yeşilçam filmleriyle hayatımıza girdi, onlarla özdeşleşti. O dönem yaptığım filmlerin müzikleriyle katılacağım. Yani işte o 70'li yıllardaki yaptığım işte Selvi Oylum, işte Dila Hatun, Devlerin Aşkı, Çiçek Abbas, işte Güler Misin Ağlar Mısın, bunlardan böyle bir set hazırladım. Konsere gelen herkes ustaları sahnede canlı izleyecek olmanın heyecanını yaşıyordu. Çok mutluyum, evde ikizlerimi bırakıp geldim. Kızım 11 yaşında, hepsinden haberi var bütün parçalardan. Geçmişimizi hatırlayacağız, gençliğimizi hatırlayacağız. Daha çok da onun için geldik. Dinleyenler nostaljik kokan gecede zamanda yolculuk yaşadı. Aşkın gözü kör acaba, uyan artık bitti bu rüya. Seviyor sevmiyorsun, boş ver aldım. Huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. Ben Ersoy Dede, Muhammed Özcan ve ekibi haber merkezinde, Seyhun Nardemir ve ekibi de rejideydi. 3 saat boyunca bu yayını size ulaştırdılar. Biz huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Dün gece Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu bu topraklara ait çok büyük bir değeri Ara Güler'i kaybettik. Uyandırma servisinin sonunda Ara Güler'e de saygı klibimizle veda ediyoruz.